HDI Sigorta Ters Köşeyi sunar. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Derlinciler, Beşiktaş dün 3-1 kazandı. Diğer temsilcimiz Adana Demirspor'sa Kluj deplasmanından 1-1 beraberlikte ayrıldı ve avantajlı bir skorla Adana'daki rövanş maçına çıkacak. Temsilcimiz Beşiktaş'sa 2-1'e gelen maçta son dakikalarda son derece başarılı bir aksiyonla 3-1 kazanmayı başardı. Tabii skordan ziyade ortaya konulan performans çok büyük bir önem arz ediyordu. Teknik direktör Şenol Güneş de buna vurgu yaptı. Yaptığı açıklamada. Şimdi Beşiktaş'ta bence tabii ki galibiyet çok önemli. Yani ilk resmi maçını galibiyetle bitirmesi, Beşiktaş'ın sezona galibiyetle başlaması büyük bir önem arz ediyor ama daha önemli olan bir şey var. Daha önemli olan şey ne diye soracak olursanız elbette ki bunun yanıtı çok net, kesin. Çünkü Beşiktaş çok önemli bir futbolcuyu kazandı. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy Beşiktaş'ın altyapısından, akademi takımından yetişti. A takıma çıktı. Geçen sezonda Şenol Güneş ona şans vermişti. Ama bu sezon ona çok daha fazla şans vereceğini düşünüyorum. Ajax Beşiktaş'ın genç santforu Semih Kılıçsoy'u takip ediyor. Belki de önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a resmi bir teklif yapacak ama teknik direktör Şenol Güneş onu bu sezon daha çok değerlendirmeyi ve şans vermeyi düşünüyor. Dolayısıyla takımda kalmasını arzu ediyor değerli dinleyiciler. Beşiktaş'ı konuşarak başlayacağız. Bugünkü programımıza Beşiktaş'ta başarıyla futbol oynadı Süleyman Oktay bizimle birlikte. Süleyman abi günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Özgürcüğüm, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum. Sen yoğun mesaidesin bu ara maşallah. Evet, doğru. Sabah ayrı, öğleden sonra ayrı. İki program yapıyorsun. Herhalde tatile gidenler oldu onun için. Aynen dediğiniz gibi oldu. Süleyman abi böyle yapıyoruz bu hafta böyle. Siz de eksik olmayın. Sabahın bu erken saatinde bize katıldınız. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız önemli için. Önemli değil. Her zaman Özgürcüğüm. Bence Semih Kılıçsoy gibi genç oyuncuların kazanılması bir maçın kazanılmasından daha büyük bir başarı. Daha önemli bence. Ne diyorsunuz Süleyman abi? Tabii şimdi Özgür bir defa bir altyapının o Serpil Hamdi Tüz'ün zamanında devrim yapan altyapı, Türkiye'de devrim yapan hatta futbolcularından biri olarak ben bunu devamlı zaten söylüyorum. Ya bu çocuklar oynar, niye oynamasınlar? Yani kulübün paralarını bu kadar boşa harcamayın. Tamam belki de üst düzey takımlar kuracaksınız, Avrupa'da iddialı olmak istiyorsunuz ama yani altyapıya da önem verin, altyapıdaki futbolcular da oynar. Yani her sezon takımda 2-3 tane altyapıdan futbolcu oynaması lazım. Hem kulübün bütçesi için hem aidiyet duyguları bunların, bu futbolcuların çok daha fazla gelişmiş olduğu için. Çünkü bunlar altyapıdan çıkanlar, orası onların evi, ailesi. Yani o bakımdan onların sahip çıkmaları çok daha fazla olur. Ha belki bizim zamanımızda çok daha fazlaydı. Şimdi tabii ki biraz daha sözleşmeler işte para işin içine giriyor. Anne baba işin içine giriyor, biraz değişiyor. Ben de bunu anlamıyorum. Bu çocuklarla anlaşmaları daha sağlam yapabilirsiniz. Yani en azından 21 yaşına kadar hiçbir yere kımıldayamaz, hiçbir yere gidemez şekilde bir anlaşma yapın bu çocuklarla. Ama çocuk tabii ki 18 yaşında biraz da oynamaya başladığı zaman başka kulübe gidiyor, sen de faydalanamıyorsun. Bu bakımdan da ben diyorum ki sözleşmeleri yapılabilir, annesiyle babasıyla anlaşılabilir veya menajeriyle anlaşılabilir. Bırakmamak lazım. Yani daha evvel de işte Rıdvan gitti, Emirhan gitti. Yani bu çocukları tutmak lazım. İyi bir yere geldikleri takdirde de iyi paralarla satılabilir. Kulübünde bütçesini düzeltirsin. Yani Semih de bunlardan biri. Semih geçen sene de oynadığı maçlarda hepimize iyi bir görüntü verdi. Yani Semih bir de güçlü bir fiziği var. Evet. Golcü, gol kokluyor. Yani santfor niteliğinde bir oyuncu gibi geliyor bana, ne dersiniz? Yani forvetten ziyade merkez hücum oyuncusu olarak gözüküyor. Tabii ama ben dünkü o mesela attığı goller falan enteresan goller atıyor. Yani o Gert Müller vardı biliyorsun Özgürcüğüm bizim hani zamanımızda biz gençken Alman milli takımının santraforu 18'in böyle 6 pasını oralarda dolaşıyordu. Müthiş değişik goller atardı. O şeyin de Semih'in de attığı gol
yani dünkü değil ama daha evvel öyle bir topu hani o altı pasın biraz dışında çok iyi iç toplayıp dönüp vurması falan, bunlar yani hakikaten önemli şeyler ya. İnşallah Şenol Hoca da, tamam belki Şenol Hoca çok da gençlere böyle alayım oynatayım. Şenol Hoca direkt başarıya gidiyor çünkü. Yani onun için daha tecrübeli, daha şey futbolcular tercih ediyor. Ama bu çocuklar da kalkıp Şenol Hoca'ya, Şenol Hoca'nın gözüne artık girip de bu kadar iş yapıp ondan sonra da Şenol Güneş'in oynatmaması veya şans vermemesi mantık dışı olur. O da onu yapmaz. Zannetmiyorum yani. O da fayda gördüğü futbolcuyu oynatacaktır. O bakımdan Özgür, yani bu altyapıya dilimizde tüy bitti ya, bu çocuklar oynar bak. Ben tabii biz hep beraberiz işte, Mehmet Hoca, Mehmet Ekşi, biz, Ömer Gülen, orada bizim bütün altyapı, arada bir gene toplanıyoruz, muhabbet ediyoruz. Ya bu çocuklara sağ lazım, sağ Özgür. Yani geçen sene falan da hep konuşmalarımızda, daha ne zamandan beri ben senin yayınlarında da bir iki kere bunu söyledim, birkaç kere. İki tane sağ lazım. Ya Fulya'da çocuklar bu şeyde, suni içimde yani zor şartlarda çıkıyorlar, düşün. Şimdi bu çocuklar imkan bulursa emin ol çok daha fazlası gelir. Çok daha fazlası futbolcu olur bunların. Kulübede büyük faydası olur. Ya alt tarafı iki tane sağ ayarlayacaksınız. Bu çocukları rahat çalıştıracaksınız yani. Bu çok önemli Özgür. Hı hı. Sayın Süleyman Oktay, altyapıyla ilgili çalışmaların nasıl olması gerektiğine vurgu yaptı. İşte altyapıdan önemli oyuncular çıkabiliyor. Yeter ki bunları görüp cesaretle oynatmak gerekiyor. Bu kararlılığı gösterebilsin teknik direktörler ve kulüp yöneticileri. Süleyman abi, kısa bir reklam aramız var. Reklamdan ardından tekrar bağlantı kurabilir miyiz? Maçı değerlendirelim. Tabii tamam. Az sonra birlikteyiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Artunç'un vefat ettiğini açıkladı. Tokat'ın Zilve ilçesinde bulunan Ede köyünde defnedilecek merhum Mustafa Artunç'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz diyor yazılı olarak yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu. Değerli dinleyiciler, Semih Kılıçsoy, az önce bahsetmiştik, Beşiktaş'ın 3. golünü attı 90. dakikalarda. UEFA Konferans Ligi 2. yarı turu ilk maçında sahasında Tirana'yı 3-1 mağlup etti. Siyah beyazlar Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ın gollerini siyah beyazlarda Onur Bulut, Muleka ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Beşiktaş altyapısına A takıma yükselen Semih Kılıçsoy 83. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna girdi. Genç futbolcu takımının 3. golüne imza atarken Beşiktaş kariyerinde de ilk golünü atmış oldu. Opta'nın verilerine göre Semih Kılıçsoy Beşiktaş formasıyla Avrupa Kupalarında gol atan en genç futbolcu oldu. 17 yaş 346 gün ile. Sayın Süleyman Oktay bir kez daha bizimle birlikte. Süleyman abi tekrar hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgür'cüğüm, merhaba Özgür. Beşiktaş'ı nasıl buldunuz genel hatlarıyla? Tabii şimdi ya bir defa takımlarımızın oynadığı rakipler tabii ki onlar da iyi niyetleriyle Avrupa'da bir kulübü, şehirlerini temsil ediyorlar ama bunlar tabii ki bizim ayarımızda, bizim bize rakip olacak takımlar değil Özgür. Yani bir defa her bakımdan değil, yani bir defa bütçe açısından da değil. Yani ben dün o Arnavutluk takımının baktım şeyine, takım bütçesine 5,5 milyon euro. Şimdi 5,5 milyon euro biz bir futbolcuya veriyoruz. Yani o bakımdan böyle de mukayese edersek arada uçurum var. Kalkıp da Arnavutluk takımına Allah korusun yani bir elenmem veya Galatasaray'ın elenmesi, Fenerbahçe'nin elenmesi bu turda camialarda depresyon yaratır. Yani stres yaratır. Yani o bakımdan biz bunların şeyleriyle, yani çok daha üst düzey takımlarıyla oynamış kulüpleriz. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde 14 puanla mağlup olduğunu, çıktığını hepimiz unutmadık. Daha çok yeni, 3-4 sene evveldi bu. Yani onun için bunlar rakip değil. Güzel bir hazırlık dönemi maçı olmuş olabilir bu. Beşiktaş hazırlık dönemine şu an bence devam ediyor bu rakibiyle yani. Tabii ki bu maçları oynamak çok önemli.
futbolcuları iyi seviyeye getirebilmek için, lige hazırlayabilmek için, yani bu maçlar futbolculara da çok katkı yapacak. Yani dün attığı gol Semih'e de çok katkı yapacak. Yani o şimdi bir moral oldu ona, o attığı gol, üçüncü gol. Bundan sonraki oynayacağı maçlarda daha özgüvenli çıkacaktır sahaya. O bakımdan daha şu önemliydi tabii. Futbolcularda mesela sezon başı, sen de bilirsin, sen de eski futbolcusun. Sezon başı böyle bir adaptasyon süresi, belli bir süre çok formda olmayabilir futbolcular, olmamaları da çok normal zaten. Evet. Biliyorsun o yavaş yavaş, o yükselme yavaş yavaş yapılır. Ligin gidişatına göre, duruma göre, ligin zorluğuna göre futbolcular form tutar. Şimdi baktığın zaman sezon başında da bu takım Beşiktaş'ta, ben o çok böyle bir ağırlık, sezon başı antrenmanlarının verdiği yorgunluk falan gibi gözükmedi. Futbolcular futbolu özlemiş gibi gördüm. İştahlı, çok iştahlıydılar. İyi futbol oynamaya çıkmışlar. Ve aynı zamanda da tabii ki dünkü takım bunu belki bir gösterge olmaz ama aynı zamanda da biz işte ligde, bu sene ligin başından sonuna kadar iddialı olacağız gibi bir görüntü futbolcularda. Tabii ki Şenol Hoca bu işin uzmanı. Rekabete iyi sokuyor. Futbolcuları kazanmasını biliyor ve yukarı performanslarını, en yukarı çekmesini, bunu defalarca söyledik zaten. Bunu herkes biliyor artık. Şenol Hoca bu konuda uzman. Yani iyi bir Beşiktaş bu sene geliyor gibi, bizi bekliyor gibi. Zaten geçen seneden de onun belirtilerini hepimiz gördük. Geçen sene de ikinci yarının lideriydi Beşiktaş. Yani puan olarak Beşiktaş ikinci yarının lideriydi. Yani çok başarılıydı. Onun için böyle devam edeceğini düşünüyoruz. Düşünüyorum ben şahsen. Ve tabii ki takviye, bir iki tane falan daha takviye de yaparsa Beşiktaş çok daha iddialı duruma gelecektir. Tabii bu Onana'yla Amartey'i de bir göreceğiz. Dün Onana'yı biraz gördük ama çok fazla tabii şey demezsiniz. Hemen o kadar kısa sürede, bir de futbolcu yeni bir ülkeye gelmiş, yeni takıma gelmiş. Onun da bir belli bir süre, adaptasyon süresi olabilir. Ülkeyi tanımıyor. Yani bunlara da böyle bir şans vermek gerekiyor baştan, yani birkaç maç bir beklemek lazım. Özgürcüğüm. Omar ve Necip nasıldı savunmanın merkezinde sizce? Vallahi ya ben tabii ki ya, rakibin zaten gelme niyeti yok onların üstüne. Çekildiler. Yani öyle Necip'i, Koli'yi, Omar'ı zorlayacak bir takım da değildi açıkçası yani. Ama yenilen gol tabii ki defansif bir hata. Yani bunu o gol tabii ki çok bariz. Pek orada orta yaptırıyor. Öbür taraftan arkada kademe yok. Seyrediyorlar. Geliyor bomboş vuruyor gol. Bu bir defa sıkıntı. Şenol Hoca bunu muhakkak onlara şey diyecektir, yani gündeme getirip konuşacaktır, anlatacaktır. Ama onun dışında bu maç ölçü değil. Şimdi biz tabii ki Beşiktaş'ı daha ciddi rakipler başladığı zaman çok daha net göreceğiz. Çok daha net yorumlayacağız, analiz edeceğiz. Ama ben inanıyorum ki Şenol Güneş'le beraber Beşiktaş zor rakipleriyle de muhakkak iyi futbol oynayacağını düşünüyorum. İyi neticeler alacağını düşünüyorum Özgürcüğüm. Yani dünkü rakibimiz bizim çok da şey vermez, yani ölçü vermez Beşiktaş'ın hakkında. Ante Rebic geliyor. Sol kenarda oynayabiliyor. Önümüzdeki hafta muhtemelen İstanbul'da olacak. Bunun dışında Beşiktaş'ın bir yaratıcı orta sahaya mı ihtiyacı var? Transferde nasıl bir yol haritası izleyecek Beşiktaş bundan sonra sizin için, size göre Süleyman abi? Vallahi tabii forvette şu an eksik gözüküyor. Hazır forvetler lazım Beşiktaş'a. Şimdi Redmond tam çok iyi duruma geldi ama gitti. Yani iyi forvetti, iyi futbolcuydu. Ama şimdi Gezzal'ı bekleyeceğiz ama Gezzal dönemiyor. Sakatlıktan iyileşemiyor. Şimdi Gezzal'a güvenemiyorsun demek ki. Bir defa Gezzal'ı şu an fazla kale almamak lazım şu an. Çünkü ortada yok. Ama tabii ki forveti de Muleka'ya, Abubakar'a, Cenk de bir sakatlık dönemi geçiriyor. O da nasıl dönecek o da belli değil. Gerçi Cenk kendine çok iyi bakan bir futbolcu. Bir de Cenk'in böyle dönem dönem sakatlıktan sonra dönüşleri de
iyi olduğunu hepimiz gördük. Yani o çok profesyonel, iyi dönebilir. Ama şu an bakıyorsun Muleka var, Abu Bakar var. Ama şeyi Onur'u forvette değerlendirmeye çalışıyor Şenol Güneş. Ya böyle olmaz. O zaman forvete takviye şart. Yani Muleka tamam bir kıpırdadı. Evet, sezona iyi başladı gibi gözüküyor. Ama puan maçlarında daha ciddi, daha sertlik, zorluk mücadelesi zor olan maçlarda bakalım ne kadar cevap verebilecek Muleka, onu da göreceğiz. Yani onun için o bölge yetersiz. Ama orta sahaya gelirsek, aslında orta sahaya Ahmetović kötü oynamıyor, iyi oynuyor. Gerçi ben dünkü maça göre yorum yapmam yani. Dünkü maç benim için ölçü değil Özgürcüğüm. Anladım. Yani o bakımdan tabii ben daha zorlu maçlara göre ölçü alıyorum. Bir de uzun bir lig maratonuna göre ölçü alıyorum. Orada Ahmetović bence şampiyonluğa giden, böyle paldır küldür giden bir Beşiktaş'ta orada biraz sıkıntı olabilir. Ama ona nasıl çıkacak, işte ona da bakacağız. Yani o bölge, çünkü ben daha evvel de defalarca anlattım, çok önemli bir bölge. Doğru söylüyorsun. Oradaki futbolcu hakikaten o bölgeyi iyi kapaması lazım. Top çalması lazım. Rakibin ataklarını başlamadan, o bölgede tehlikeli olmadan önlemesi lazım. İşte kim gibi? Hep söylüyoruz. Atiba gibi, Josep Souza gibi futbolcu tiplemeleri orada çok iş yapar. Ve de orası senin az gol yemende ve takım defansında çok önemli bir bölgedir. Tamam, takımın bir kaleciden sol açığına kadar her tarafı çok önemli. Tabii ki çok önemli, ama bence o bölge defansif anlamda, pozisyon vermeme anlamında çok daha önemli duruma. Benim futbol görüşüm böyle. Onun için orada Onana'ya da bakacağız. İnşallah o da iyi faydalı çıkar. Bir Josep veya Atiba havasında olursa o bakımdan da orta sahayı da iyi bir şekilde toparlamış olur Beşiktaş. Yani başka da nereye futbolcu alınacak dersen, vallahi işte forvete takviye şart Özgür. Bakalım böyle bir takviye gelecek mi Beşiktaş'tan? Süleyman abi, var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Vallahi Özgürcüğüm, hayırlı herkese. Şu çok önemli tabii, yani sezonun hepimize, bütün futbol paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum. Kavgasız, gürültüsüz, sakatlıksız, futbolcuların da sakatlanmadan, fazla sakatlık geçirmeden herkese hayırlı olmasını diliyorum. Size de hayırlı uğurlu olsun yeni sezon. Bu arada kapatmadan, Adana Demirspor'da başarılı bir sonuç elde etti bence. Hatta kazanabileceği bir maç oynadı Romanya'da, kulüç karşısında 1-1 berabere kaldı ama çok gol kaçırdı Adana Demirspor. Yorum yapmak ister misiniz? İzleyebildiniz mi maçı? Biraz olsun. Maçı şöyle şey ettim, evet. Aşağı yukarı analizini biliyorum. Tabii ki, bak ne dedik Özgür ya, bu rakipler bizim Türk futbolunun rakipleri olmamalı zaten. Evet. Yani bunları biz rahat geçmemiz lazım. Rahat, yani bir de şu çok önemli: Adana Demirspor iyi oynadı, goller kaçırdı hakikaten, ama Türkiye puanı açısından da maç berabere bitti yani. Galip gelseydi çok iyi olurdu. Galatasaray ona keza. Yani bu maçları biz file vermeden geçmemiz lazım. Tamam, futbolda geçmişte çok küçük takımların büyük takımları elediklerini gördük. Böyle şanssızlıklar da futbolda var. Sırf bizde de değil bu. Ya yeri geliyor, İspanya'nın en önemli takımları, İtalya'nın önemli takımları bile böyle küçük takımları elenebiliyor. Bir şeyler sıkıntı olabiliyor ama neticede Adana Demirspor'da lige iyi hazırlanıyor, iyi başlayacak. Ligimizin keyifli takımlarından biri diyeceğim ben Adana Demirspor. Hakikaten ben geçen sene de Adana Demirspor maçlarını izlerken zevk aldım Özgür. Çok keyifli maçlar oynadılar yani. Sevgili Süleyman Oktay fikirlerini sizlerle paylaştı. Son bölümde de Adana Demirspor'u yorumladı. Çok teşekkür ederim Süleyman abi. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. İyi günler, iyi yayınlar Özgür. İyi çalışmalar, sağ olun. Değerli İncer, Fenerbahçe ile devam ediyoruz programımıza. Fenerbahçe, Ali Koç döneminde yaptığı transfer satışlarıyla dikkatleri üzerine çekti deniyor. Bugün gazetelerdeki haberlerde Sarı Lacivertler Atilla Szalai'nin satışıyla birlikte bu yaz transferinden şu ana kadar 42.8 milyon euro kazanç elde etti.
Milliyet'te bir haber yer alıyor. Cengiz Ünder, Mert Müldür ve Miha Zajc için sona gelindi denmiş. Yine haberde yer alan bilgiye göre bu üç isim için affedersiniz, prensip anlaşmasına varıldı ve resmi sözleşme süreçlerine geçildi deniyor. Diğer yandan yönetim bu isimlerin dışında kaleci Livakovic için de prensip anlaşmasına vardı. Hırvat filebekçisinden daha iyisi alınabilir mi yönünde bir çalışma da yapıldı. Kesin olarak bir yabancıyla yola devam etmeyi planlayan Sarı Lacivert ekipte kale çok yüksek ihtimalle Livakovic'e teslim edilecek ama bu transfer sürecinin uzaması elbette ki futbol severleri, Fenerbahçe taraftarını bir hayli sıkmış durumda. Niçin bu kadar uzadı bu transfer? Arabistan'dan bir teklif olduğundan bahsediliyor. Oysa ki Dinamo Zagreb'le Fenerbahçe'nin anlaştığı yönünde bilgiler almıştık. Ayrılması beklenen Altay Bayındır'ın ise kalmaya daha yakın olduğu belirtildi. Avrupa'dan talipleri olan genç filebekçisi yabancı kaleci transferi sonrasında ikinci kaleci pozisyonuna düşecek. Altay'ın buna rağmen kalıp forma mücadelesine devam etmek istediği de öğrenildi deniyor. İrfan Can Eğribayat, Altay Bayındır ve gelecek bir yabancı kaleci. Ben 3 kalecinin birden Fenerbahçe'de kalacağına inanmıyorum. Eğer bir yabancı kaleci gelecekse Altay gidecektir muhtemelen. Altay olmazsa İrfan Can Eğribayat gidecektir. Çünkü İrfan Can Eğribayat da geçen sezon oynadığı maçlarda başarılıydı. 3. kaleci pozisyonunda kalacağını düşünmüyorum. Böyle bir gelişme olabilir Fenerbahçe'de ama bence şu ana kadar gördüğüm şeyleri alt alta koyup düşündüğümüzde, bir sonuca ulaştığımızda, Fenerbahçe Livakovic transferi uzadı, bu futbolcu bir türlü getirmedi şu ana kadar. Livakovic'in belki de menajerinin taleplerinden dolayı ve Suudi Arabistan'la ilgili teklifleri olgunlaştırma çabasından kaynaklanıyor olabilir. Bu süreç uzadığına göre Fenerbahçe yerli kaleciyle devam edebilir mi? Neden? Çünkü gündemde olduğundan bahsedilen Keylor Navas Inter'le anlaşacak büyük bir ihtimalle. Çünkü Inter Keylor Navas'la pazarlık halinde şu anda ve final aşamasına geldiler. Sommer gitti Bayern Münih'ten. Neuer sakat ve Neuer'in sakatlığından dolayı iyi bir kaleci almak istiyor Bayern Münih yönetimi. Şu anda boşta olan De Gea Bayern Münih'in transfer gündeminde. Dolayısıyla bu iki kaleci, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğundan bahsedilen bu iki kalecinin Bayern Münih'e ve Inter'e gitme ihtimalleri çok daha yüksek gözüküyor. Livakovic ile ilgili durum uzadığına göre ne olabilir? Fenerbahçe yerli kalecileriyle, yani Altay ve İrfan Can'la devam edebilir mi? Edebilir. Bu düşünceyi destekleyen en önemli faktör şu bence. Biliyorsunuz 3 tane yerli oynatmak zorundasınız. 34 tane lig maçı var ve ligde 3 tane yerli oynatmak zorundasınız. Kupada yine böyle. Dolayısıyla 40 küsür maç oynayacağınızı teorik olarak varsaydığımızda kalecinin yerli haklarından, yerli oynatma zaruretinden bir tanesini kalede kullanmak büyük bir avantaj oluyor takımlar için. Bu da düşünülebilir Fenerbahçe adına. Ama tabii Altay'da eleştiriliyor performansı nedeniyle. Ben eleştirenlerden değilim. Çünkü Altay'ın çok başarılı bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Özellikle çabukluğu ve birebir pozisyonlardaki başarısıyla Fenerbahçe adına çok maç kurtardığını düşünüyorum. Ama tabii yabancı kaleci alınsın düşüncesi baskın bir düşünce olarak Fenerbahçe gündeminde şu an itibariyle. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek ama ben günler ilerledikçe Fenerbahçe'nin iki kalecisi, yani yerli kalecileri İrfan Can ve Altay'la devam etme olasılığının daha yüksek olduğu kanaatindeyim değerli dinleyiciler. Şimdi bugüne yansıyan transfer iddialarını anlatacağım, aktaracağım sizlere. Transfer hattından bahsedeceğim. Fenerbahçe milli sağ bek Zeki Çelik için Roma'ya 7 milyon euro önerdi. İtalyan ekibiyle yapılan pazarlıklarda ilerleme kaydedildi diyor Akşam Gazetesi. Fenerbahçe Nicolas Dominguez için 10 milyon euroya kadar çıktı. Bologna ise 15 milyon euro istiyor. Yine bir başka haber Türk basınında yer alıyor. Akşam gazetesindeymiş bu haberde. Beşiktaş Ante Rebić transferini bitirmeye hazırlanıyor. Hırvat yıldızla el sıkışan siyah beyazlar Milan'la yapılan pazarlıklarda da önemli mesafe kat etti. Fanatik'in haberi. Beşiktaş Hertha Berlin'de top koşturan Suat Serdar için Fenerbahçe ile yarışıyor. Fotomaçta yer alan bir haber. Trabzonspor Olympiakos'un 10 numarası Filip Zinkernagel için 1.3 milyon euroluk teklifini yineleyecek. Bordo Maviler ayrıca Mehmetcan transferinde de mutlu sona ulaşmak istiyor. Fotomaçta yer alıyor bu haber. Galatasaray Kerem Demirbay transferinde sona yaklaştı. Sarı Kırmızılar teklifini 3.34 milyon euro seviyesine çekecek demiş Sabah Gazetesi'nde. Yine Galatasaray'la ilgili yer alan bir başka haber. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Reklamlar için kısa bir ara. Aranın ardından devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Ve
Mauro Icardi yola çıktı ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Beklenildiği gibi bu hafta sonu İstanbul'da olacak. Mauro Icardi için de büyük bir karşılama töreni var. Hatta pazar günü bir imza töreni düzenlenmesi bekleniyor Galatasaray'da stadyumda. Galatasaray'ın stadyumunda yapılacak imza töreninin ardından da basına açık bir antrenman yapılacağından bahsediliyor. Böyle bir organizasyonu var Galatasaray'ın. Bunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Nihayet Mauro Icardi geliyor ve çok sevdiği taraftarla Galatasaray'la tekrar kavuşacak. Mauro Icardi'nin de iradesi baştan beri Galatasaray'da devam etmekten yanaydı. Wilfried Zaha 8 yıllık Crystal Palace kariyerini noktaladı. Fil dişili yıldız Fenerbahçe ile anılırken Galatasaray bu transferi gerçekleştirdi. 30 yaşındaki tecrübeli golcü Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu transfer Avrupa'da ve özellikle Birleşik Krallık'ta yani İngiltere'de büyük yankı yarattı. Crystal Palace'ta efsane olan Wilfried Zaha için menajer Roy Hodgson ve kulüp başkanı Steve Parish üzgün olduklarını açıkladılar. Crystal Palace menajeri Roy Hodgson, Wilfried'in ayrılmaya ve futbol hayatında yeni bir sayfayı açmaya karar verdiğini duymak çok üzücüydü. Her zaman kulübün geleceğine bağlı kalacağını ve bu sezon onunla birlikte çalışma fırsatı bulacağımı ummuştum. Teknik direktör olarak görev yaptığım süre boyunca yaptığı her şey için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Kulüp ikonik bir figürünü kaybetti. Wilfried Zaha'yı daha uzun süre kalmaya ikna edemediğimiz için üzgün olmakla birlikte kendisine ve ailesine yeni maceralarında bol şans dilemekten başka bir şey yapamıyoruz diyor Roy Hodgson. Crystal Palace Başkanı Steve Parish ise Wilfried Zaha en iyi ve etkili oyuncumuz olduktan sonra kulüpten ayrıldı. Kariyeri sona ermeden önce farklı bir yerde yeni bir deneyim yaşamak ve başka bir mücadeleye girmek istedi. Sanırım bu hepimizin anlayabileceği bir şey diyor. Crystal Palace'da 458 maça çıktı Wilfried Zaha. Gerçekten çok önemli bir rakam ve bu maçlarda 90 tane gol attı. 76 tane gol pasıyla oynadı. Gerçekten önemli bir futbolcuydu Crystal Palace adına. Değerli dinleyiciler, Joao Felix Galatasaray'a gelir mi? Bununla ilgili çıkan haberleri aktarayım sizlere. Sonrasında da ben kendi yorumumu yapacağım bu konuyla ilgili. Benim bir yorumum var. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir kere ben As Gazetesi'nde yazıyorum. İspanya'nın en çok satan spor gazetelerinden bir tanesi. Yıllardır onlarla sağlam bir çalışma ilişkimiz var. As Gazetesi'nde Türkiye'de çıkan iddialara göre Galatasaray 10 milyon euroluk, daha doğrusu Atletico Madrid Galatasaray'dan Joao Felix'in kiralanması için 10 milyon euroluk bir bedel istedi ifadesi yer aldı. Yani As Gazetesi böyle bir müzakerenin olduğundan bahsetmedi. Türk basınında yer alan iddiaları dile getirdi ama maalesef yabancı gazetelerde çıkan haberler sanki Türk basının iddiası diye verilse bile haberler sanki oralardaki kaynaklara dayandırılarak üretilmiş haberler olarak algılanıyor. Bir gerçeklik algısı oluşuyor, ortaya çıkıyor. Ve dolayısıyla İspanyol basını bunu dedi diyor. İşte Portekizler bunu söyledi, İtalyanlar böyle konuştu diyorlar. Halbuki ortada İtalyanların ya da Portekizlerin ürettiği bir haber yok. Türk basınındaki iddiayı sayfalarına taşımışlar bu gazeteler. Ve Türkiye'de bu gerçekmiş gibi algılanıyor. Dolayısıyla yanlış yorumlar yapılabiliyor. Şimdi Asta da yine Joao Felix ile ilgili bir haber yayımlamıştım. Bunun üzerine Portekiz'de benim işbirliği yaptığım diğer bir gazete, Portekiz'deki gazete Record. Record'da Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Meira ile bir görüşme yapmış ve Felix ile ilgili Fernando Meira'nın görüşlerini aktarmış okuyucularına. Şunu söylüyor Meira: oyun sevincini ve tutkusunu geri kazanması için Galatasaray doğru bir seçenek, kararı kendisi verecek ama giderse Galatasaray'da el üstünde tutulacağını çok iyi biliyorum. Onun için güzel bir deneyim olur ifadelerini kullanmış. Atletico Madrid geçtiğimiz sezonun devresinde Joao Felix'i Chelsea'ye kiralamıştı ve 11 milyon euro kazanmıştı bu kiralama bedeli, bu kiralama işleminden 11 milyon euroluk bir para kazanmıştı. Atletico Madrid'de 131 maça çıktı. 23 yaşında oyuncu, 34 gol attı. 18 tane gol pasıyla oynadı. Yetenekleri hiç kuşku yok ki çok iyi, potansiyeli çok büyük. Zaten 2018'de Atletico Madrid onu Benfica'dan 126 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Bugün Benfica'ya dönme ihtimali var. Roger Smith onun dönüşüne sıcak bakıyor ama Benfica Atletico Madrid gibi pazarlıkçı bir kulüp çok para ödemek istemiyor ya da en azından kiralık olarak alacaksa minimum rakamlarla bunu gerçekleştirmek istiyor. Galatasaray bölümüne gelecek olursak, Galatasaray gerçekten Joao Felix'i düşündü. Yani Joao Felix her takımın düşüneceği nitelikte bir futbolcu. Ama
ama bir fiyat araştırması ya da transfer koşullarını sorduğunda ortaya çıkan rakamlar Galatasaray'ın bu transfere girmesini engelledi. Çünkü neredeyse Icardi'nin fiyatına, yani Icardi'nin bütün haklarının alınması fiyatına bir sezonluğuna kiralık gelebileceği söyleniyor Atletico Madrid tarafından Joao Felix'in. Icardi'nin bütün hakları için neredeyse Galatasaray 10 milyon euro ödedi Paris Saint-Germain'e. Joao Felix'in bir sezonluk kiralama bedeli 10 milyon euro. Dolayısıyla bu koşullarda Galatasaray'ın bu transfere girmesi ya da böyle bir mali yükün altına girmesi imkansız. Galatasaray düşündü Joao Felix'i ama vazgeçti. Olayın aslı bu. Benim öğrendiğim bu. Bunu paylaşmak istedim sizlerle. Dün İstanbul'a dönen Erden Timur İngiltere çıkarmasından istediğini aldı deniyor. Erden Timur'un da bir basın toplantısı oldu sponsorluk anlaşmasında. Ada seferinden Fred ve Raşika çıktı diyor Akşam Gazetesi. Erden Timur Okan Buruk'un da bir görüşme gerçekleştirdiği Fred ve Manchester United ikna aşamasına getirdi. Bir yandan da Milot Raşika için Norwich'le temaslar hızlandı deniyor. Zaten Erden Timur dün açıkladı. Norwich City ile temaslarımız devam ediyor. Raşika bizim transfer etmek istediğimiz bir oyuncu. Eski yani kiralık olarak bizde oynadı ve tekrar kadroda görmek istiyoruz onu. Eski oranla Norwich City ile yaptığımız müzakerelerde anlaşmaya birazcık daha yakınız. Ama süreç tamamlanmış değil. Beklemeyi göze alabileceğimiz bir transfer operasyonu diyor. Sportif AŞ, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur. Fred'i ikna etme yolunda büyük bir adım attığından bahsediyor Akşam Gazetesi de. Müzakerelerin olumlu ilerlemesinde Okan Buruk'un Brezilyalı orta saha ile Zoom üzerinden gerçekleştirdiği görüşme önemli bir etken oldu. Dün sponsorluk töreninde konuşan Erden Timur transfer sürecini anlattı. İngiltere'de kargolar yavaş yavaş gelecek. İngiltere'den kargolar yavaş yavaş gelecek. Teyit edilmeden yazılanlar var. Raşika için görüşüyoruz. Arada makas var ama Raşika da bizi istediği için bir noktada anlaşacağız diyor. Raşika da Galatasaray'a gelmek için Almanya'dan gelen teklifleri bekletti. Böyle bir gerçeklik var. Bundesliga'dan çok sayıda teklif var. Çünkü Raşika hem Galatasaray'da iyi performans sergiledi hem de Raşika'nın son derece parlak bir Bundesliga geçmişi var. Werder Bremen'deki performansı onun Norwich City tarafından 11 milyon euroya transfer edilmesini sağlamıştı. Bu arada kaleci transferi de söz konusu Galatasaray'da. Adına. Uğurcan Çakır önemli bir isim ama teklifimiz olmadı diyor Erden Timur Uğurcan Çakır'la ilgili olarak. Günay Güvenç için rakamlarda anlaştık. Bizim için kiralık vereceğimiz oyuncularla ilgili anlaşma kısmını bekliyoruz. Zaha'nın rakamları içinde sponsorluk kısmı var. Oyuncunun kendi haklarıyla ilgili sponsorlukta anlaştığı ekstralar var. Her şey para değil, projeye bakıyorlar. Icardi yakında aramızda olacak. Biraz da doktorlara bağlı. Nelson kalmak istediğini söyledi. Kadromuzu bozmak istemiyoruz dedi. Nelson ayrılmak istediği yönündeki iddialara da böylece nokta koymuş oldu bu sözlerle Erden Timur. Nelson kalmak istiyor. Zaten Nelson ve Sacha Boey için Galatasaray'ın istediği oranda bir teklif gelmedi. Bazı teklifler geldi ama bu teklifler Galatasaray'ın kabul edebileceği nitelikte yeterli teklifler değildi değerli dinleyiciler. O yüzden bu iki oyuncunun kalması büyük bir önem arz ediyor Galatasaray açısından. Yani kalacaklar büyük bir önem arz ediyor olmasının nedeni de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale gitme hedefi. Galatasaray için çeyrek finale çıkmak gibi bir hedef var. Elbette ki zor. Şampiyonlar Ligi bir sezon öncesine göre de daha zor. Her sezon daha zor bir yarışma grubu haline geliyor ve dünyanın en iyileri, seçilmişleri Şampiyonlar Ligi'nde gelip oynuyorlar ve çok büyük yatırımlar yapan takımlar. Burada çok hızlı ekiplerle mücadele ediyorlar. Dolayısıyla zor ama Galatasaray'ın böyle bir hedefi var. Önce gruptan çıkmak, sonra çeyrek finale kadar gitmek Şampiyonlar Ligi'ndeki hedef. Dolayısıyla bu hedefi gerçekleştirmek adına mevcut kadrosunu bütünüyle korumayı amaçlıyor sarı kırmızılı takım. Trabzonspor'un Zinker Nagel aşkı alevlendi deniyor. Bordo Maviler daha önce girişimde bulunup sonuç alamadığı Danimarkalı orta saha oyuncusu için yeniden harekete geçti. Bielisa'nın kadroda görmeyi çok istediği Zinken Nagel için Olympiakos'ta pazarlıklar başladı denmiş Fanatik Gazetesi'nde değerli dinleyiciler. Mutlu son çok yakın Rebic'te. Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Hırvat futbolcunun transferinde sona geldi. Milan'la pazarlıklarda büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Rebic'i kısa sürede İstanbul'a getirecek Beşiktaş. Zaten Şenol Güneş'te bu hafta bekliyorduk. Hatta onu ön eleme maçının kadrosuna yazmayı planlıyorduk ama gecikti transfer. Önümüzdeki hafta gelmesini bekliyoruz demişti basın toplantısında. Adana Demirspor Kuluj'la 1-1 berabere kaldı. Adana Demirspor'u tebrik etmek lazım. Tarihinde ilk kez bir Avrupa maçına çıktı. Hem de iyi organize olmuş bir ekip karşısında
deplasmanda oynadı. Buna rağmen 1-0 geriye düştüğü maçta çok sayıda pozisyon buldu. 1-1 berabere kaldı. Bence kazanabileceği bir maçı oynadı Adana Demirspor. Tarihinde iki Avrupa Kupası maçına kulüs karşısında çıkan Adana Demirspor 6. dakikada şok bir golle geriye düştü. Ardından beraberlik için bastıran Mavi Şimşekler 77'de Stamboli'nin harika şutuyla amacına ulaştı. Temsilcimiz deplasmandan 1-1'lik skorla avantajda döndü değerli dinleyiciler. Ve Adana'da turu geçeceğine inanıyorum. Kuluş karşısında Adana Demirspor'un turu geçeceğine inanıyorum. Hırvat kaleci yani Livakovic Arap takımlarından sonra İskoç ekiplerinden Celtic'in de gündemine geldi. Fenerbahçe'nin teklifinin üstüne çıkan yeşil beyazlı kulüp Livakovic için 9 milyon euro önerdi deniyor. Yine Akşam Gazetesi'ndeki bir haber. Cengiz tamam, sırada Zeki var. Marsilya ile el sıkışan Kanarya Cengiz transferini açıklamaya hazırlanıyor. Milli sağ bek Zeki Çelik için de Roma'ya 7 milyon euro önerildi. İtalyan ekibiyle yapılan pazarlıklarda ilerleme kaydedildiğinden bahsediliyor. Yine bu gazetenin haberinde değerli dinleyiciler. Eksik de olsa Kartal denmiş Fanatik gazetesinde. Beşiktaş geçen sezondan bile eksik bir 11'le resmi maçına çıkmasına rağmen 3 golle kazanmasını bildi. Beşiktaş'ın eksik olan oyuncularının başında Cenk Tosun geliyor. Gezzal gibi önemli futbolcular da yer almadı. Ancak siyah beyazlar özellikle ilk yarıda etkili bir oyunla Tirana'yı mağlup etmeyi başardı. Rövanş 3 Ağustos'ta oynanacak ve Şenol Güneş maçtan sonra yaptığı açıklamada oyun kontrolü bizdeydi. Rakip de tempolu oynadı ve zorladı. Fiziksel olarak dalgalanmalar olabilir. Bizim için avantajlı skor oldu ama yeterli değil. Zamana ihtiyacımız var diyor tecrübeli teknik direktör. Takım olarak oynamaya çalışıyoruz. Salih'i dışarı aldık. Almayabilirdik ama dinlendirdik. Amiri de alabilirdik. Salih ile ilgili bir olumsuz düşüncemiz yok. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Semih'in güvenle oynaması beni sevindirdi. Yetenekleri var. Zamana ihtiyacı olacak. Önünü kapatmamamız lazım. Takımın da kazanması gerekiyor. Hedefimiz 3 kulvarda yarışmak diyor Şenol Güneş değerli dinleyiciler. Ante Rebiç'ten bahsetmiştim sizlere. Bir haftası var demişti teknik direktör Şenol Güneş. Ante Rebiç ile ilgili olarak Beşiktaş'ın flash transferi kısa zamanda açıklamaya hazırlandığı öğrenilirken teknik direktör Şenol Güneş'in de önceki gün düzenlediği basın toplantısında fitili ateşlemişti. Güneş Rebiç yetişseydi Tirana maçı kadrosunda olacak demişti değerli dinleyiciler. Futbolcunun Beşiktaş'a yıllık maliyetin 2,5 milyon euro civarında olması bekleniyor. Yani maaşı 2,5 milyon euro olacak. Milan'la da pazarlıklar son noktaya geldi. Kiralama ve direkt satın alma opsiyonları üzerinde ilerleyen Beşiktaş'ın önceliği bonservisiyle bu işi bitirmek. İtalyan takımı uzlaşma noktasında pozitif bir tutum sergiliyor. Bir diğer ihtimal satın alma şartıyla oyuncuyu kiralamak, taraflar arasında bu detaylarda konuşuluyor değerli dinleyiciler. Montero'ya Real Valladolid talip. Teknik direktör Şenol Güneş'in ana stoper rotasyonunda düşünmediği Javier Montero'ya Real Valladolid talip oldu. La Liga ekibinin bu transferde resmi girişimlere başladığı belirtildi. Geçen sezonun ikinci bölümünde Hamburg'da kiralık olarak oynayan Montero'nun kulüplerin anlaşması durumunda İspanya'ya dönmeyi düşündüğünden de bahsediliyor. Maalesef Montero Hamburg'da oynadığı 3 maçta 2 kırmızı kart görmüştü. Talihsiz bir başlangıç oldu. Sonrasında da formasından uzak kaldı. Çok fazla oynama şansı elde edemedi Alman takımında değerli dinleyiciler. Icardi geliyor. Galatasaray'da hasret bitti. Sevenler kavuşuyor demiş Fanatik Gazetesi. Arjantinli süperstar eşiyle ilgili yaşadığı birçok sıkıntıyı tamamen atlattı. Normal şartlar altında daha önce imzayı atması beklenen Icardi bugün bir aksilik olmazsa gece saatlerinde İstanbul'a gelecek. İmzaların ise 1-2 gün içerisinde atılması bekleniyor. Değerli dinleyiciler. Yine Fanatik Gazetesi'nde Başkan Vekili Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur olay sözler söyledi denmiş. Başkan Vekili Erden Timur GKN kargoda yapılan sponsorluk ile yapılan sponsorluk anlaşmasında Raşika için çabalıyoruz. Nelson kalmak istediğini söyledi. Uğurcan için girişimimiz yok dedi. Selahattin Baki'nin iddialarına da yanıt veren Timur, Zaha transferinden sonra bir şey demedik. Şimanski Florya'ya falan hiçbir şekilde gelmedi. Böyle bir Florya'da böyle bir buluşma olmadı diyor değerli dinleyiciler. Zalgiris'te 2-2 berabere kalan Galatasaray Kuzey ülkelerine karşı 29 maçta 3 galibiyeti alabildi. Son 4 Avrupa maçında ise kazanamayan Cimbom bu seriyi gelecek hafta kırıp yeni bir seri başlatmanın peşinde olacak denmiş. Yine bir detay haberde
Fanatik gazetesinde. Toçi ve Mehmetcan Trabzon'a bekleniyor. Toçi, Çukwuani ile prensipte anlaşan Trabzonspor Şalke 04'ün sağ beki Mehmetcan Aydın'ı da bitirmek üzere. Bordo Maviler 20 yaşındaki iki genç isim için kısa zamanda iki genç futbolcuyu kısa zamanda Türkiye'ye getirmeyi planlıyor. Yine bu gazetede yer alan haberlerden bir tanesi. Fanatik'te Fenerbahçe ile ilgili bir transfer haberi var. Fenerbahçe Arjantinli yıldız için yeniden kolları sıvadı. Arjantinli yıldızdan kasıt Dominguez. Sarı lacivertler Dominguez'i transfer etmek istiyor. Fenerbahçe daha önce Arjantinli oyuncu için girişimde bulunmuş. Bologna 15 milyon euro talep edince masadan kalkmıştı. Ardından başarılı yıldız için Galatasaray'ın da devreye girdiği öne sürüldü. Orta sahaya kaliteli ve iki yönlü bir takviye yapmak isteyen yönetim Nicolas Dominguez'i yeniden gündemine aldı. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki sezon bitiyor. Yıldız oyuncu Bologna'nın yeni kontrat teklifini de kabul etmedi. Fenerbahçe İtalyan ekibine bu kez 9+5 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak Bologna'nın bir kez daha sarı lacivertleri reddettiği öne sürülüyor. Bordo mavilerin Dominguez için 15 milyon euro ve sonraki satıştan pay talep ettiği öğrenildi. Buna rağmen Fenerbahçe yönetiminin pes etmeye niyeti yok denmiş Fanatik gazetesinde. Bir yandan Bologna ile görüşmelerini yürütürken diğer yandan Dominguez ile anlaşma zemini arayacak Fenerbahçe yönetimi. Eğer Arjantin yıldızla el sıkışılırsa Fenerbahçe'nin daha iyi bir teklifle İtalyan takımının kapısını çalacağından bahsediliyor. Yeni sezonda Nicolas Dominguez'e çubuklu formayı giydirmeyi çok isteyen yönetim her türlü fedakarlığı yapmaya hazır denmiş. Yine bu gazetenin, Fanatik gazetesinin haberinde. Fenerbahçe bu sezon Bartu Elmas'ın ardından Marsilya'dan bir yerli oyuncu daha alabilir. Bu da Cengiz Ünder olabilir. Fransız basını iki gündür Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinde sona yaklaştığını ve bu transferi bitirmek üzere olduğunu söylüyor. Yönetim de çalışmalarını sürdürüyor. İsmail Esar'ın transfer edilmesinden sonra Marsilya'da Cengiz Ünder tamamen gözden çıkartıldı denmiş. Mavi beyazlar bu takviyeler nedeniyle Cengiz Ünder'i zaten gözden çıkarmıştı. Ancak Marsilya masaya 15 milyon euroluk taleple oturdu. Fenerbahçe sıkı pazarlıklar sonrasında Fransızları 8+5 milyon euroluk bonus karşılığında ikna etmeyi başardı denmiş Fanatik gazetesinde. Fenerbahçe ile Marsilya arasında artık son prosedürler için görüşmeler gerçekleştiriliyor. Sarı lacivertlerin hedefi bu hafta bitmeden Cengiz Ünder'i İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirmek ve imzaya atmak. İkinci öneleme turu ilk maçında Zimru'yu 5-0 yenerek turu neredeyse garantileyen Sarı lacivertler 3. öneleme için UEFA'ya verilecek listeye Cengiz Ünder'in adını eklemeye hazırlanıyor denmiş yine. Şimdi izin istiyorum sizlerden, kısa bir ara, aranın ardından programımız kaldığı yerden ve Tumuzi'yle devam edecek. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Valencia'dan ayrılıyor Edinson Cavani, Uruguaylı yıldız. Valencia'da istediği gibi bir sezon yapamadı geçen sezon. 10 küsur maçta oynadı ve çok az gol sayısıyla sezonu tamamladı. Ve 5 milyon euro net ücret kazanıyor. Valencia için bu büyük bir yük. Dolayısıyla Valencia bu yükten kurtulmak istiyor. Boca Juniors'a transfer olacağından bahsediyor bir Arjantinli gazeteci Gaston Edul. Edinson Cavani'nin de hayallerinden bir tanesi Boca Juniors'a gitmek ve futbolunun son bölümünde Boca Juniors'ta forma giymekti. Zaman zaman Türk takımlarıyla, özellikle de Fenerbahçe ile de ilişkilendirilmişti Edinson Cavani. Abi, kardeşi ve menajeri Guglielmone ile yaptığım görüşmede de elbette ki Fenerbahçe'nin çok iyi organize olmuş bir kulüp olduğunu, Türkiye'nin bir seçenek olduğunu söyledi ama son bir gelişme yaşanmadı. Zaten Fenerbahçe Edin Dzeko'yu transfer etmişti değerli dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatıyorum, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artunç hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz şeklinde bir mesaj yayımladı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu resmi internet sitesinden. Sevgili Cevdet Ünivar, gazeteci yazar Cevdet Ünivar bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz Cevdet abi, merhaba. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sözlerimi Sayın Mustafa Artuç'a Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum. Gerçekten güne çok kötü bir haberle başladık. Bu dönem tahkim kurulunun başkanı olmuştu. Bir önceki tahkim kurulu başkanı da şu anda İçişleri Bakan Yardımcımız Mehmet Sağlam'dı. Ve çok kısa süre görev yapmış oldu. Sporla ilgili mesaisi demek ki buraya kadarmış. Ben Allah'tan rahmet diliyorum ve ailesine de sabırlar diliyorum. Aynı şekilde ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Başsağlığı diliyorum ailesine, sevenlerine.
Cevdet abi, Stamboli özel bir oyuncu. Dün golünü attı. Hı-hı. Sadece gol attığı için söylemiyorum. Bence Adana Demirspor'un en dinamik oyuncularından bir tanesi. Adana Demirspor tarihi büyük olan, taraftar gücü açısından bence Anadolu'nun birinci kulübü. Yani sadece sempatiyle baktığım için söylemiyorum. Nesnel olarak baktığımızda da böyle. Ama ilk kez tarihinde Avrupa maçı oynadı. Hem de zor bir deplasmanda. Kulüç bence zor bir deplasmandır. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş. İşte yatırım yapmış bir kulüpten bahsediyoruz. Romanya'da. Ve Kulüç'den de çok daha iyi oynadı. Çok daha fazla pozisyonu vardı. Belhanda'yla düşmesine rağmen sürekli pozisyon. Evet, yani 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı çevirdi, pozisyon buldu. Yani kazanabileceği bir maçı oynadı Adana Demirspor. Bu yüzden bence başarılıydı. Ama bilmiyorum yani, Patrick Kluivert geçen sezondan farklı olarak çok fazla değişim yaptı mı takımda, ben böyle görmedim. Böyle bir değişim yaptığından bahsetmiyorum. Çok ufak dokunuşları olmuş ama genelde Montella'nın takımı oynuyor gibi geldi bana. Bilmiyorum, bir yorum yapmak ister misiniz? Tabii, Nani haricinde takımın geçen yılki kurgusu sağdaydı ve yapma şansı da yok. Yani siz başarılı olmuş bir kurguyu bozduğunuz zaman bu aslında ayağınıza sıkmak gibi bir ifadeyle anlatılabilir. Ben takımın bu dokusunun ligde de başarıyı beraberinde getirebileceğini düşünüyorum. Ki Cluj Adana Demirspor'a göre çok daha avantajlı. Buraya 3. maçını oynayarak geldi. Adana Demirspor ilk resmi maçına çıktı. İlk Avrupa Kupası heyecanı. Tabii ki oynayan oyuncular çok tecrübeli oyuncular ama takım olarak değerlendirdiğimizde Avrupa arenasında ilk defa oynayan bir takım olarak beklentiler fazlaydı. Bir de ülke puanı olayı son 3 sezonun en büyük gündemi. Yani Avrupa Kupası'na kim çıkarsa çıksın hemen değerlendirmeyi ülke puanı cümlesiyle başlıyoruz. Bu anlamda da Adana Demirspor'un Romanya deplasmanında, Cluj deplasmanında bir puan alarak ülke puanına katkı yaparak gelmesi ve rövanş için de avantaj sağlaması önemliydi. Ben Adana'da oynanacak rövanşın dolu bir tribün önünde ve seyircinin büyük desteğiyle Adana Demirspor'un da bu turu geçebileceğini düşünerek ifade etmek isterim. Yani ben Adana Demirspor'un sadece bu tur özelinde söylemiyorum. İleriye gidebileceğini düşünüyorum. Çünkü Cluj sıradan bir takım değil. Yani her yıl Romanya'yı Avrupa Kupalarında bir şekilde temsil eden bir takım. Ve şampiyonu da bir puanla kaçırmış bir takım. Böyle baktığımız zaman Roman futbolu da her ne kadar kan kaybetse de bir ekol. Yani Yugoslav ekolü dediğimiz gibi Balkan ülkeleri içerisinde Romanya Dünya Kupalarında sürekli oynayan, sürekli oyuncu yetiştiren, dünya futboluna sunan bir ülke. Tabii son 10 yıl içerisinde değerlendirdiğimizde ülke futbolu biraz kan kaybetti ama tekrar toparlanmaya çalışıyorlar. Onun için ben Cluj deplasmanının basit bir deplasman olduğunu düşünmüyorum. Buradan alınan bir puan Adana Demirspor'a rövanş için ve bundan sonraki turlar için ciddi bir motivasyon sağlayacaktır ve ben turu da geçeceğini düşünüyorum. Zaten başkanın da maç öncesinde yayıncı kuruluşa verdiği açıklamada rövanşta bir şey söylememize gerek yok. 12. adam görev yerinde takımı bekleyecektir dedi. Bu da özgüvenin ifadesi. Başkan, futbolcular ve tecrübeli oyuncular. Bunlara baktığımız zaman sen de Stamboli'yi söyledin. Stamboli gerçekten geldiği günden bugüne Adana Demirspor'a hem golleriyle hem duruşuyla hem profesyonelliğiyle çok değer katan bir oyuncu oldu. Aslında bu tür oyunculara yaşlı denilerek değerlendirme yapılır. İşte Nani transferinde de benzer şeyleri söylediler. Ama sizin takımınıza ne verdiği önemli. Yani bilindik bir oyuncu alıyorsunuz. Performansından eminsiniz. Yani işte Tadiç örneğini gördük yani. Başında Fenerbahçelileri mest etti. Şimdiden Tadiçli Fenerbahçe'ye bakış açısı kombine satışına bile yansıtabilecek bir karşılığı beraberinde getirecek bir unsur. Onun için ben oyuncuların verimliliği olarak bakması gerekir diye düşünüyorum. 18 yaş, 28 yaş bunlar çok önemli değil. Ama saha içerisindeki performansınız yüksekse, işte Tadiç örneğinde olduğu gibi, Stamboli örneğinde olduğu gibi takıma katkılar çok fazla olan oyuncular attığı golle de hem orada yenilmeden dönmeyi sağladı,
hem de ülke puanına çok ciddi bir katkı sunmuş oldu. Ben Adana Demirspor'da bu tür sürpriz golcü isimlerin çıkışını çok yadırgamıyorum. Çünkü komplike bir takım. Artık herkes kimin nerede olduğunu, nasıl oynadığını biliyor. Yani Montella'nda bence yeni hocaya bıraktığı en büyük eser olsa gerek. Oturmuş 8 tane oyuncusu şablon olarak tahtaya en kolay şekilde yazılan, yerine de 3 tane değişik isim ekleyerek saha içerisine salıverdiğiniz ve ondan sonra da sonuç beklediğiniz oyuncular olacak. Yani Adana Demirspor'un, Patrick Kluivert'ın bu anlamda çok büyük avantajlı bir takıma geldiğini, oturmuş bir takımı sorumluluk olarak üstlendiğini görüyoruz. Yani ona sadece başarılı olmak ve iyi antrenman etmek, rakipleri iyi analiz etmek, böyle bir görev düşüyor. Zaten ekibinde de çok önemli isimler var. Seninle daha önceki yayında da bunları konuşmuştuk. Bu an Adana Demirspor'un teknik kadrosu sadece Patrick Kluivert'ın marka isminden oluşmuyor. Yani evet. Luis Van Gaal'ın ekibinde de yer alan önemli isimler de var. Onun için Adana Demirspor bu yıl belki ilk defa resmi görev alan bir hocayla çalışıyor ama ekibindeki antrenör grubuna baktığımız zaman hepsi birbirinden elit oyunculardan oluşuyor. Romanya deplasmanından bir puan dönmesi ilk defa bu kupaya katılan bir takım için önemli. Ben tebrik etmek istiyorum. Sevgili Cevdet Ünivar bizimle birlikte, rövanş maçı için fikriniz nedir? Rövanşta çok coşkulu bir taraftar topluluğuyla boğucu bir atmosfer oluşturacak eminim Adana Demirspor rakibi karşısında. Ben kolay olmayacak, rakip takım da deplasmanda iş yapabilen, hızlı oyuna müsait bir takım ama Adana Demirspor'un taraftar atmosferiyle birlikte galip gelerek tur geçeceğine inanıyorum. Bazı oyuncu grupları vardır, seyirciyle bambaşka oynar. Yani deplasmanda çok silik gördüğünüz oyuncular kendi seyircisinin önünde çok etkili bir performans ortaya koyabilir. Ben Adana Demirspor'un da kendi sahasında bu coşkulu taraflarıyla bambaşka bir takım hüviyetine bürüneceğini ve gerçekten yakışan ve herkesin alkışladığı bir oyunla galibiyetle taşlandıran, kupaya geçen bir takım olabileceğini düşünüyorum. Asla mağlubiyeti ya da maçın penaltılara kalarak böyle bir tur atlama durumuna gideceğini düşünmüyorum. Adana Demirspor çünkü kendi sahasında bambaşka bir takım. Yani bunu Süper Lig'de büyük takımlarla oynadığı maçlarda şöyle gözümüzün önüne getirdiğimiz zaman ne kadar zorladıklarını da biliyoruz. Onun için ben Gülüş takımının Avrupa serüveninin rövanştaki Adana'daki maçta sona ereceğini düşünüyorum ve Adana Demirspor'un tur atlayacağını düşünüyorum. Sevgili Cedi Dünvar, eğer vaktiniz varsa sizi bırakmak istemiyorum. Soracağım başka bazı sorular da var. Kısa bir aramız var. Bir reklam arası. Devam ediyoruz. Lütfen hatta kalın. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam edecek. HDI Sigorta. Reklam. Saat 11. Misli'ye yol. 50 TL hediyeni hemen al. 50 TL yeni üyelik bonusu sadece Misli'de. Reklam. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. Kahramanmaraş'ta kurulan ve 2300 konteynerden oluşan Umut Kent projesi içinde yer alan Fenerbahçe Mahallesi konteyner kentinin açılışı yapıldı. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Fenerbahçeli yöneticiler, futbol A takımı kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Oyuncusu Tarık Biberoviç, sporcular, antrenörler, dernek üyeleri ve gönüllüler katıldı. Açılışta Başkan Ali Koç, yöneticiler ve sporcular bölgedeki çocuklarla maç yaptı. Mücadelenin başlama vuruşunu Kahramanmaraş Valisi Coşkun gerçekleştirdi. Ali Koç, en önemlisi unutmamak ve unutturmamak dedi. Yani depremle ilgili yardım çalışmaları, depremin açtığı yaraların onarılması yönündeki çabamız sadece
birkaç ayla sınırlı olmamalı. Bu yıllara yayılan, süreklilik arz eden bir çalışma olmalı. Bu açıdan önem veriyorum buna. Sevgili Cevdet Ünivar, elbette ki depremi yakından yaşayan insanlardan bir tanesi. Bölgeyi de çok iyi tanıyor. Onun yorumları da büyük bir önem arz ediyor. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi son söylediğim konuyla alakalı olarak şunu söylemek istiyorum. Daha sonra yorumu tekrar yapacağım ama aslında biz deprem bölgesinde de dört büyük takımın varlığını hissedersek orada çok hızlı bir yerleşim ve bu olaya duyarlılık kazandırma noktasında bir çaba gösterebileceğimizi düşünüyorum. Yani burada Fenerbahçe Başkanı'nın, Fenerbahçe yönetiminin çabasını takdirle karşıladığımı ifade ediyorum. Ama neden mahallenin birisi Galatasaray, birisi Fenerbahçe, birisi Beşiktaş, birisi Trabzonspor ya da Anadolu'dan takımlar varsa, işte Adana Demirspor'u, Konyaspor'u, bunlar da olayın içine dahil olursa, ki Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de Kahramanmaraş ve Hatay özelinde deprem bölgesinde kanalizasyon çalışmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalar oldu. Buradan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı da tebrik etmek istiyorum. Gerçekten krizin, yani depremin olduğu ilk andan son ana kadar hiç kimse orada ne yapacağız tereddüdündeyken Konya Büyükşehir Belediyesi hemen organize oldu ve bu özellikle kaynak sularla ilgili, yeraltı kanalizasyon tahliyesiyle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı çalışma önemli ama sadece Fenerbahçe'nin, sadece Galatasaray'ın değil, orada tüm Anadolu kulüplerinin bir şekilde orada bir mahalle, muhit oluştururlarsa en azından sahipsiz olmadıklarını hissettirmemiz de çok önemli. Çünkü hepimiz de her ne kadar bu depremi yaşayan insanlar olsak da o etki hafifletilmek adına, yani ait olduğu, kendisini sempati duyduğu kulübün orada bir çalışma yaptığını görmek bizimle yalnız olmadığını hissettirir. Ben bu anlamda diğer kulüplerimizin de bu kampanyaya, ya işte Fenerbahçe yaptı, biz şimdi yaparsak taklit gibi olur falan diye düşünmesinler. Çünkü bu bir insani yarış yani. Herhangi bir futbol müsabakasının rekabeti değil. İnsani yarışta rekabet de olmaz. Birliktelik olursa orada tüm toplumun duyarlılığını harekete geçirme noktasında bir etkisi olacağını düşünüyorum ve Fenerbahçe'nin başlattığı bu çalışmayı niçin Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor da yapmasın ya da diğer Anadolu kulüplerimiz de yapmasın. Herkes gücü oranında, yani şimdi siz Fenerbahçe olarak 10 bin konteyner yaparsınız. Adana Demirspor olarak 500 konteyner yapabilirsiniz. Konyaspor olarak 1500 tane yapabilirsiniz. Yani bu sizin gücünüzle orantılı. Birçok sponsorunuz da var. Bunları kulübünüze külfet olmadan sadece işte Konya Spor konteyner kenti ya da konteyner mahallesi falan diyerekten kış girmeden bunu Sayın Cumhurbaşkanı da bir yıl içerisinde tüm konu yapımıyla ilgili açıklamaları var. Ama önümüzde kış, yani biz tekrar bu insanlara depremin üzerine bir de kışın çok soğuk şartlarda orada sokakta kalmalarını göremeyiz. Yani bu anlamda hepimizin el birliği yapması lazım. 3 kişi çalışıp 7 kişi seyretmemeli. Hepimiz bir şeyler yapabilmeliyiz. Ben bu anlamda birlikte bir şeylerin yapılmasının ve sosyal duyarlılığın, yani o depremin olduğu sıralarda biliyorsun ciddi miktarda bir bağış toplandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının nasıl canhıraş yardım kampanyalarına katıldığını gördük. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Hepimiz yeni yeni kampanyalarla bu olayı hem unutturmamak hem de enerjiyi yüksek tutmak adına bir çaba yürütmemiz lazım ve depremzede insanlarımızın bir nebze de olsa depremle ilgili yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmamız lazım. Yani bunu ben sadece konteyner kent anlamda söylemiyorum. Herkes gücü oranla, mobilyacılar mobilyasını sağlar, ne bileyim işte sobacılar sobasını sağlar. Bu şekilde kışın ihtiyaç duyabileceği, zor şartlarda ihtiyaç duyabileceği gıdası, yaşesi ne varsa bunların teminiyle ilgili, tabii ki devletimiz bunlarla ilgili ciddi çalışma yapıyor ama sadece işi devlete yıkarak bu işin hepsini, yani 650 bin konuttan bahsediyoruz. 650 bin konudun bir yıl içerisinde bitmesi için herkesin bir şeyler yapabilmesi lazım. Yani süreci rahat götürebilmesi için devletin vatandaş olarak bizlerin de bir şeyler katması gerekiyor.
herkes kendi gücünde oranında bu katkıyı sağlarsa biz bu konuda da nasıl bir birlikteliği tüm dünyaya gösterebileceğimizi de ispat etmiş oluruz. Ben bu çabanın bir tarafta yapılıp diğer tarafta seyirci olarak kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Gazeteci yazar sevgili Cevdet Ünüvar aynı zamanda Anadolu futbolunda duayen isimlerden bir tanesi. O bakımdan kendisine birincilikte hangi takımın daha iyi organize olduğunu, hangi takımın sezona daha iyi girebileceğini ve elbette ki şampiyonluk şansının çok olduğunu sormak istiyorum. Tabii Anadolu derken yani İstanbul takımları da var birincilikte. Eyüpspor mesela hı-hı. onlardan bir tanesi. Evet. Sadece Anadolu değil, ağırlıklı olarak Anadolu diyebiliriz. Ben Anadolu futbolunun daha coşkuyla aslında birincilikte, Türkiye Futbol Federasyonu birincilikte yaşandığı kanaatindeyim. Bilmiyorum aynı görüşte misiniz? Doğru söylüyorsun. Son 5 sezon özellikle Süper Lig aratmayan bir heyecan süreci yaşıyoruz ve çıkan takımlar, takip eden takımlar bir de Futbol Federasyonu'nun bu 7. takımı da işin içine dahil etmesiyle ve 3. takıma finale direkt çıkmasıyla işte Pendikspor direkt finale çıktı ve Süper Lig'e çıktı. Diğer takımlar belli bir maç periyodu, sakatlık, yorgunluk bunların hepsini yaşayarak geldiler ama Pendikspor her zaman o 3. olan takımların Süper Lig'e çıkamadığı sendromunu da bu şekilde federasyon sezon başındaki bir statü değişikliğiyle sağlamış oldu ve bu da Pendikspor'a yaradı. Bu anlamda düşündüğümüz zaman işte Malatyaspor'un da ligden çekilmesiyle 18 takımlı bir mücadele olacak. Yani 18 takımın 7'sinin mücadelenin içinde olduğu 3 takımın da düşme mücadelesiyle ilgili orada da bir 6 takımın yarışacağını düşünürsek yani 18 takımın 13'ü bir hedef peşinde koşacak. Orta sıralarda 3-4 tane takımın belki iddiası olmayacak ama o iddiası olmadığı dönemde belki de son birkaç haftada kopuşla olabilir. Bu anlamda baktığımızda ligin yukarısı ve aşağısında inanılmaz bir yarış bizleri bekliyor. İşte geçen yıl Süper Lig'den düşen takımlar bunlar kadrosunu ne kadar korudu bunlara vakıf değiliz ama şu an transfer sürecinde bir sessizlik var sevgili Özgür. Yani maddi boyutlu şu anda sıkıntı yaşanıyor. Belki yeni Malatyaspor depremden dolayı işte transfer tahtası kapalı diye falan konuşuldu ama işin özü para yok. Yani şimdi deprem yaşamış bir şehirde de hangi kapıyı çalarsanız çalın çaresizliği duyuyorsunuz. Yani iş adamı fabrikası yıkılmış. Ne bileyim oradaki dinamikler kendi sıkıntılarının çözülmesiyle ilgili bir uğraş veriyor. İstanbul'daki Malatyalılar artık şüpheliklerin düştüğü için takıma çok fazla destek olmak istemiyor. Bu anlamda düşündüğünüz zaman tekrar eski kulüp başkanı göreve geldi. Adil Gevrek Başkan tekrar göreve geldi. Ne yapacak? Kendi özünden altyapıdan oyuncular bulup yetiştirerek ancak mücadele verecek. Ama bunu her yıl erteleyerek yapma şansımız yok. Gelecek yıl mutlaka bu ligde mücadele edecekler. Ama bence suni teneffüs yapmak gibi bir şey oldu. Yani bu aslında tüm takımlarımızı bekleyen bir süreç. Baktığınız zaman Adana Spor'da transfer yapamıyor, Bolu Spor'da yapamıyor. Yani Süper Lig'den düşenler çok şanslı. Elindeki kadroyu korumuşlarsa hı hı hı. bu anlamda Süper Lig'e çıkma şansı kuvvetli olacak. Senin söylediğin Eyüpspor özelinde konuşursak olayı. Geçen yıl adeta 3 defa takım kurdular ama yani Galatasaray'dan, diğer büyük kulüplerden üst düzey oyuncu aldılar. Buna rağmen başarı gösteremediler. Ki bütçesi açısından da Süper Lig ayarında standartında bir takım kurdular değil mi? Ryan Babel'ler, evet. Galatasaray'dan işte Alparslan. Kadroda oynayan geldi. Oyunculardı Alparslan'la. Yani baktığımız zaman oyuncu kadrosu olarak Süper Lig'de oynasa ilk onun içerisinde olabilecek bir kadro evet, bu. Evet. Böyle bir kadro Süper Lig'e çıkamadı mesela. Şimdi Samsunspor bir önceki yıl çıkamamıştı. Bir sonraki yıl hem Hüseyin Eroğlu'nun gelmesi hem bu ligi tanıyan elit oyuncuları tercihleri Eyüpspor'un üzerinde Süper Lig'e çıkmayı başardı. Pendikspor çıktı. Yani sürprizler olabilir. İşte bir Çorum FK geldi. Ben orada da bir şehir takımı olması hasebiyle Süper Lig'e bir adım mesafede olduğunuz zaman ne yapıyorsunuz? Niyetinizi birden iyi 7-8 tane oyuncu getirip niye Süper Lig olmasın? Süper Lig'de daha göz önünde birliktesiniz.
şehrinizde daha büyük takımları getirme şansınız var ve bu anlamda vitrin bir lige geliyor. Bu anlamda düşündüğünüz zaman Çorum Spor'unda ve lige yeni çıkan diğer takımlarında böyle bir Süper Lig hayali kurması çok uzak değil. Yani ben bu anlamda birinci ligin o yıl iyi kadro kuran ve iyi hocayla çalışan takımlarla başarının çok uzak olmadığını düşünüyorum. Ama yarış yine olacak. Yani son 5 sezon periyoduna baktığımız zaman çekişmeli bir lig takvimi gördük ve bu çekişmeli takvimin içerisinde de Süper Lig'e çıkan ya da hayal kırıklığı yaratan takımları gördük. Ama şu an şöyle baktığımız zaman mevcut kadroyu korusa bile Eyüpspor bu ligin favori takımlarından birisi olarak gözüküyor. Bodrum Spor'un da ben bu sene yeniden yapılandırarak geçen sezon yeniden yapılandırmasını tamamlayarak bu sezon çok daha iddialı olacağı kanaatindeyim. Geçen sezonda zaten final oynayan takımdı. Evet. Ve direkten döndü neredeyse. Süper Lig'e çıkma ihtimalleri vardı. Belki de bilmiyorum sevgili Cevdet Ünüvar, geriye dönük olarak konuşmak doğru olmayabilir ama mesela Pendik Spor yerine Bodrum Spor finale doğrudan çıkan takım olsaydı tek maç yapmanın avantajını kullanıp Bodrum Spor da çıkabilirdi ki son derece çekişmeli bir final maçı oldu. Değil mi? Böyle takımlar için, üçüncü takımlar için böyle bir avantaj olacak bundan sonra. Çünkü dinlenmiş, herhangi bir sakatlık sorunuz varsa giderilmiş, zihinsel olarak hazırsınız, cezalı oyuncunuz yok, direkt finaldesiniz. Böyle baktığınız zaman üçüncü takımlara daha önce hep dezavantajlı sıralama olarak bakılan üçüncü sıra takımlarına artık büyük bir avantajlı takım olarak bakma durumunuz var. Bodrum Spor özelinde söylediğin için söylüyorum. Rıza Başkan bırakıyorum dedi. Yıllardır orada kulüp başkanlığı yapıyor ama en doğru transferi yaptılar aslında. Eski mevcut hocalar İsmet Taşdemir'le devam etme kararı aldılar. Hı hı. Gerçekten Bodrum Spor İsmet Hoca nezaretinde çok başarılı bir sezon geçirdi. Hiç kimse onlara Süper Lig'e çıkacak takım gözüyle bakmıyordu. İlk çıktıkları sezonda böyle bir başarılı periyot gösterdiler ve neticesinde çıkamamış olsalar da en azından o heyecanı yaşattılar. Şehirlerin ismini tüm Türkiye'ye afişe etmiş oldular. Ben senin söylediğine katkı olsun diye söylüyorum. Mevcut kadroyu korumaları halinde birkaç transferle ben Bodrum Spor'u yine bu iddialı takımların içerisinde ilk 7 takımın içerisinde ismi geçen takımlardan biri olabileceğini düşünüyorum. Size son sorumu sormak istiyorum. Daha doğrusu bir konudan bahsetmek istiyorum. Fikrinizi öğrenmek amacıyla sevgili Cevdet Ünüvar. Yüksel Yıldırım Samsun Spor Başkanı ile konuştum geçen gün. Dertli, transfer yapamıyoruz. Çok bunaldım diyor Sayın Başkan. Yani transferde pek çok engel çıkıyor. Maddi problemler şu bu vesaire. Yani Süper Lig'de takım kurabilmek çok daha zor anladığım kadarıyla. Ama Samsun Spor Hüseyin Eroğlu ile birlikte bir takım olgusu oluşturdu bence. Şampiyonluğa giden yolda yani yıldızlarla dolu Eyüpspor'un önüne geçmesi, 6 puan geriden gelip yakalaması vesaire. Bence bu temel felsefe üzerinde ortaya çıkan bir başarı. Ne dersiniz? Aynı felsefeyle Süper Lig'de de başarılı olma şansı var mı Samsun Spor'un? Yani bu futbolu yeniden keşfetmeye gerek yok sevgili Özgür. İstikrar her zaman başarıyı getirir. Yönetimsel istikrar, ödemede istikrar ve oyuncu kadrosuyla teknik kadroda istikrar. Yani bunları bir araya getirip bu tecrübeyi istikrara dönüştürdüğünüz zaman başarı geliyor. Daha önce Sayın Yıldırım'ın başkanlık yaptığı süreçte sık sık hoca değişiklikleri gündeme geliyordu ve bunun neticesinde de hayal kırıklıkları oldu. Ve o zaman teknik direktör başarılı olarak konuşamayınca başkanın sürekli serzenişlerini duyuyorduk. Ama başarı ön plana çıkınca başkan değil takım konuşulmaya başlandı ve Samsun Spor'da o beklenen, özlenen yere döndü. Süper Lig'e çıkmış oldu. Ama dediği gibi Süper Lig zor bir lig. Yani burada hem kadronuzu koruyacaksınız hem de nokta iyi transferler yapacaksınız. Yani Yüksel Yıldırım'da şu an tabii ki onun biz maddi boyutunu
buraya getirmek anlamda söylemiyorum ama güçlü bir başkan figürü. Yani maddi anlamda güçlü bir başkan figürü. Sanıyorum şehirde yalnız bırakıldığını hissediyorum. Yani burada maddi birliktelikten ziyade bu başarıyı sadece işte Yüksel Yıldırım sağlasın, biz alkışlayalım gibi bir durum hissediyorum. Benzeri bir durumu Adana Demirspor için de söyleyebiliriz. Yani Murat Sancak özelinde. Yani şehir alkışlıyor ama kombin al, destek ver, yanımızda ol. Maalesef bu tür durumlarda destek göremiyorum. Tamam. Yani Yüksel Başkan'ın da bu anlamda yaşadığı sıkıntının maddi boyuttan ziyade ilgisel ve desteksel yanında yer alma boyutunda olmadığını düşünüyorum ve bu sağlanırsa Samsunspor zaten seyirci potansiyel olarak çok güçlü bir takım. Aynı Adana Demirspor gibi seyircisinin sürekli takımın yanında yer aldığı ve başarı halinde tribünleri doldurduğu zor bir deplasman olabileceği yönünde. Şu an yaptıkları transferlerin sonuca ne kadar etki edebilecek kalitede olduğunu bilmiyoruz ama şunu biliyoruz, yani Yüksel Yıldırım maddi yönden güçlü bir başkan figürü. Artık Şeyin Eroğlu gibi Süper Lig'de görev alacak bir teknik adamla ve kaliteli bir teknik adamla çalışıyorlar. Şeyin Eroğlu birinci ligdeki performansını başarı olarak taşlandırdı. Ama şimdi sorumluluğu daha fazla. Yani hiç kimse siz bu takımı çıkardınız, ne yaparsanız yapın devam edin diyemez. Bakalım yani kurulan kadroyla Samsunspor'un sonuçları nasıl bir denklem oluşturacak? Bunu ben de merak ediyorum. Dilerim Hüseyin Eroğlu'nun kalitesiyle oyuncu grubunun kalitesi bütünleşir. Yapılan transferler iyi sonuç verir. Karadeniz'de yeni bir başarı hikayesi yazılabilir diye düşünüyorum. Ama çıta hep Trabzonspor'u geçmek olmamalı. Artık Karadeniz'den yeni bir şampiyon adayı bekliyoruz. Ben ilk çıktıklarında Adana Demirspor için söylediğim bir tweet vardı. Burada yeniden söylüyorum. Aslında birinci ligden çıktığında hazır mısın Şampiyonlar Ligi demiştim. Ve üçüncü sezonda Konfederasyon Kupası da olsa Avrupa'ya giden bir Adana Demirspor takımı gördük. Şimdi aynı tweet'i Samsunspor için yenilemek istiyorum. Hazır mısın Avrupa diyorum. Yüksel Yıldırım'a da böyle bir görev düşüyor. Böyle bir başarı yakışıyor. Ben bu başarı sağlandığı zaman Samsunspor'un da Süper Lig'in en güçlü ekiplerinden biri olabileceğini düşünüyorum. Belki işte eksik olan Bursaspor'un daha önce Süper Lig'de yaptığı o şampiyonluk hikayesinin Samsunspor'a da yakışabileceğini söylemek istiyorum. Gazeteci yazar sevgili Cevdet Ünvar bu ayrıntılı bilgileri aktardı. Yorumlarını sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim Cevdet abi. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Tur için hala umudumuz var demiş Trena'nın teknik direktörü. Değerli dinleyiciler, Beşiktaş dün 3-1 galip geldi. Mauro Icardi ve ailesi İstanbul'a geliyor, bir kez daha hatırlatalım. Uçaktan, yani kendilerini İstanbul'a taşıyacak uçaktan verdikleri bir poz var. Bir paylaşım yaptılar. Galatasaray Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye kavuşuyor. Van der Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle Galatasaray'a erken katılamayan Mauro Icardi ailesiyle birlikte İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncunun eşi ve menajeri Van der Nara dün Galatasaray taraftarını sevindiren mesajı paylaşmıştı. Nara sosyal medya hesabından bir soruya verdiği cevapta İstanbul'a gideceklerini duyurmuştu. Mauro Icardi, Van der Nara ve çocukları Francesca ile Isabella özel uçakta Arjantin'den havalandı. Icardi ailesinin bu gece İstanbul'da olması bekleniyor ve en az 5000 Galatasaray taraftarının, belki çok daha fazlasının İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda olması ve Icardi'yi karşılaması bekleniyor. Pazar günde bir organizasyondan bahsedildi değerli dinleyiciler. Bu organizasyonla ilgili haberlerin detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Sevgili dinleyiciler, Alassane Endao
Önce Karagümrük'e geldi. Karagümrük'te çok başarılı bir performans sergiledikten sonra çok önemli bir sözleşme fesih bedeliyle 4 milyon euroya yakın bir bedelle Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına gitti. Geçen sezon kiralık olarak Antalyaspor'a geldi. Zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Bir sakatlık dönemi geçirdi ama sakatlığın dışındaki dönemlerde çok başarılı bir performans sergiledi Antalyaspor'da. Büyük takımlar, özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor onun transferi üzerinde ısrarla durdular. Ve hala bence bu büyük takımlara transferi söz konusu Alassane Endao'nun, ama tanıdık bir isim Farioli. Biliyorsunuz Fransız takımı Nice'in teknik direktörü oldu. Farioli'nin de Alassane Endao'nun transferini ısrarla istediğinden bahsediliyor. Şu anda futbolcu serbest statüde. Neden? Çünkü Al Ahli kulübü ödemesi gereken maaşları zamanında ödemediği için Alassane Endao bu durumu FIFA'ya bildirdi ve serbest statüye geçti. Alassane Endao için çok büyük bir emek harcadı sevgili Doğan Ercan. Güney Afrika'dan, daha düzelterek söylüyorum, Senegal'den bu futbolcuyu bulup getirmişti Karagümrük'e. Şu anda bizimle birlikte, bakalım Beşiktaş'a, Trabzonspor'a transferi söz konusu mu Alassane Endao'nun? Yayınımıza hoş geldiniz sevgili Doğan Ercan, merhaba. Merhaba Özgür'cüğüm, iyi yayınlar. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bütün Arjantin seni konuşuyor yani. Tebrik ederiz. Sağ olun. Dün yani belki... Arjantin'i yıktın yani. Doğru. Dün belki bilmeyenler için söyleyeyim. Arjantin'deki iyi, ünlü televizyon kanallarından bir tanesi. Kanal Tres. Yani Kanal 3. Öyle, oranın en büyük kanalı yani. Evet, oranın en büyük kanalı. Onlarla bir görüntülü bağlantı yaptık. Video bağlantı yaptık. Mauro Icardi ile ilgili olarak. Icardi acaba Rosario'da kiralık olarak mı kalacak? Eşinin durumundan dolayı, yoksa Galatasaray'a mı gelecek? Meselesini çok merak ediyorlardı. Orada konuştuk. Sevgili Doğan Ercan da bu videoyu gördüğü için bundan bahsediyor. Yani gerçekten gündem oldu yani. Gurur duydun Özgürcan. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Türk olarak. Sevgili Doğan Ercan. Tabii futbol severler merak ediyorlar. Beşiktaş'ın da transfer gündemindeydi. Benim edindiğim bilgi bu yönde. Alassane Endao nasıl şekillenecek geleceği? Yani Türkiye'den talip olan çok takım var bildiğim kadarıyla, ama yurt dışına mı gidecek? Burada mı devam edecek? Belli oldu mu? Vallahi 10 dakika önce Suudi Arabistan'dan başka bir kulüp aradı. Hı hı. Oyuncuyla alakalı serbest kaldığı için işte görüşmek istediklerini falan söylediler. Türkiye'den de 3-4 kulüp var. Görüşüyoruz. İşte daha 2-3 gün önce tam serbeste çıktı oyuncu. Hı hı. Bon servisi yok. İşte bir de hata yapmak istemiyoruz. İyi bir kulübe gitmesi lazım. Çünkü başka kulübe gidiyor kiralık falan. Bir sene, bir buçuk sene para ödemesi sıkıntısı yaşıyorsun. Yani Türkiye'de de çok var bu Özgür. Hı hı. Yani düzgün böyle normal, ama normal maaşını ödeyecek bir kulübü de seçmek lazım. Yani gitmek için beklemiyoruz yani. Yoksa yarım saat sonra imza atar yani. Anladım. Türkiye'deki şartları biliyorsun yani, kulüplerin şartları. Her şeyi imza attırana kadar ondan sonra kimse telefona çıkmıyor. Öyle oluyor değil mi? İmza attırana kadar her şey güllük gülistanlık, bütün vaatler veriliyor. Evet, evet. Ama sonrasında... Evet. Evet. Resim çektirmeye geliyor yönetici, işte başkanlar. Resimden sonra kimseyi göremiyoruz bir sene. Kontrat bitene kadar. Öyle oluyor. Onun için de düzgün bir kulübe gitmesi Anladım. İçin daha uğraşıyoruz. Bugün yarın belli olur zaten. Serbest oyuncu. Ama Türkiye'de bazı başkanlar da serbest oyuncu sevmiyor biliyorsun. Yani evet. Bir bonservis olacak 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon öyle daha güzel öyle geliyor. Öyle daha makul oluyormuş. Tabii öyle güzel, daha güzel. Hemen imzalar atılıyor. Kuzenleri çıkıyor, yerleri çıkıyor, mürecelleri çıkıyor. Bir sürü şey çıkıyor yani. Anladım dediğim yani gibi. Şeye bakmıyorlar bazıları. Futbolcuya falan bakmıyorlar, hesap yiyorlar. Buradan ne kadar kalır, oradan ne kalır diye öyle şey oluyor. Anladım, yani Antalya'da da öyle oluyor yani olaylar. Antalya Spor'da genellikle böyle oluyor. Öyle mi oldu? Futbolcuya falan bakmıyor. Zaten ödeme de yapmıyorlar da. Borçlandırıyorlar kulüpleri yani. Antalya Spor'da ne yaşadınız tam olarak Alassane Endao ile ilgili olarak? Ya işte ben götürdüm, bir buçuk senedir 1 lira menajerlik parası ödemediler bir. Oyuncuya ödemiyorlar. Zaten borçları var. Gerekeni de şey yaptık, işte avukatımıza verdik. Enteresan. Zaten kulübün borcu var. Gidiyor Ocak ayında 5 tane oyuncu alıyor. Yani sen ilk önce oyuncunun parasını ver, ondan sonra oyuncu al. O 5 tane oyuncu da hiç oynamadı yani. Bir stoper alıyorlar Lokomotiv Moskova'dan. 2,5 milyon euro satın alma opsiyonu. Bir dakika oynamadı Özgür. Yolladılar. Yani öyle de oluyor yani. Ama burada şimdiye kadar gördüğüm en iyi kulüp İstanbulspor. Başkan
100 lira değil 10 lira veriyor ama çıkarttığı imza da veriyor. Oyuncularına çok güzel. 1 lira borç veriyor. Mesela Fenerbahçe'nin istediği Koli, sol bek dün imzalandı İstanbulspor'a. 8 milyon euro verdi, vermedi o zaman. Başkan bedavaya aldı oyuncu. Aynı oyuncu, 26 yaşında. İstanbulspor mu aldı? İstanbulspor mu? Evet, aynen. Evet. Yani benim bildiğim kadarıyla İstanbulspor... İki tane daha aldı, yani. Bak, Galatasaray, Fenerbahçe alsaydı bu oyuncu 10 milyon, 15 milyon euro alır. Hangi oyuncudan bahsettin? Koli. Nereden Koli, geldi bu oyuncu Doğan abi? Nereden geldi bu oyuncu? Ya şimdi bu çocuk Nice'deydi. Nice'den Portekiz'e gitti. Orada bir ailevi problemleri falan oldu. Bu 8 ay oynamadı. Bu zaten 11 ay önce Brezilya'yı yendiler. Asist yaptı. Brezilya A milli takım. Senegal milli takımının en değerli oyuncusu yani. Tabii. Yani başkan da tebrik ederiz. Yani bizim de uğraşlarımızda oyuncuyu getirdik. Yine Karadağ'dan çok iyi bir kanat oyuncusu aldı. O da şartlar falan. Yani şu Galatasaray Beşiktaş Fener olsa 10 milyondan az. Yani şu 3 tane oyuncu alsa 20-25 milyon lira alırdı. Başkan 1 dolar ödemedi yani. Çok enteresan, serbest olarak geldi. Bir tanesine 30 bin dolar ödedi sana. Bir tanesine 30 bin dolar ödedi. 30 bin dolar da bir Süper Lig kulübü için neredeyse hiç. Yani bizim için büyük paralar ama Süper Lig'deki standart düşündüğümüzde bedava gibi. Şimdi baktığı zaman İstanbulspor'un 1 lira borcu yok. Ne vergi borcu var, ne şey var. Böyle yapması daha doğru. Şimdi Galatasaray ne diyorsun biraz önce? 5 bin kişi karşılayacak. Öbürünü 10 bin kişi karşılıyor. Giderken de belediye otobüsünde gidiyor havalanına. Evet. Yani o da futbolcu, o da futbolcu. O öbür uzaydan gelmedi ki. Anladım. Herkes yani İstanbulspor'u ben tebrik ederim. Yani başkanı falan duruşuyor şeyi. Yani 5 lirası 5 lira çıkartıyor veriyor. Öbürleri gibi yalancı değil ki. İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarı Alioğlu bildiğim kadarıyla şöyle bir düşünceye sahip. Ben bir bütçeye sahibim. Bu bütçe dahilinde takım kurarım. Bu takım kümede kalıyorsa ne ala. Kalamıyorsa da bütçemi aşmadan düşerim. Seneye tekrar şampiyonluk mücadelesi veririm diyor. Yanlış mı? Vallahi Özgür'üm çok çok iyi kadro kurdu. Yani başka işte söylüyorum ben sana. 20-30 milyon euro kuracağı takımı başkan çok yüzü reklamlara kurdu. Yani çok iyi işler yapıyor. Yani bu sene İstanbulspor yani çok can yakacağını söyleyebilirim sana. Anladım. Bakalım nasıl bir takım olacak. Şimdi, geçen Trabzonspor. Trabzonspor'a gelelim. Trabzonspor hoca geldi. Yani bu Hırvatistan'da ne var? 5 tane Hırvat alıyorsun. Yani insanlar düşünüyor, anladın mı? Şimdi menajerler arıyor. Hocadan grubu var. Bilmem neyi grubu var. Yani burası yazık günah yani, anladın mı? Her şeyi sen hocaya bırakırsan geçmiş olsun yani. Hırvatları, Sırpları biliyorsun zaten. Doğan abi bir şey sormak istiyorum. Eğer açıklamanız mümkünse hassas bir konu olabilir. O yüzden konuşmak istemezseniz saygı duyarım. Ama sormak istiyorum. Trabzonspor Alassane'la ilgili bir transfer çalışması yürütüyor mu? Görüştük ettik. Hoca dönüş yapacak da ben de zaten söyledim. Birileri aracılığıyla şey yaptı. Dedim hoca varken dönüş falan olmaz dedim. O Hırvatistan'dan oyuncular hazırlanmıştır dedi. Yani bir yeri maçta kötü gittiği zaman çekip gidiyor. Kulüpler işte borç vatanda oluyor. Anladım. Almaz yani, anladın mı? Şey olarak Afrikalı falan almaz onlar. Hırvat, Sırp. Onlara öyle cazip gelir yani. Beşiktaş'ın da ilgisi oldu. Alassane Ndiaye bildiğim kadarıyla. O konuda görüştük, bir gelişme var mı? O pozisyonu yok. Bir ara görüştük filan da o pozisyonda oyuncuları var Özgür'de. İşte Gezal var ama Gezal'ın da sakatlığı var vesaire. Valla bilmiyorum. İki tane kulüp var, görüşecek. Pekin'de de bu görüşüyoruz işte. Bir de Suudi Arabistan'dan aradılar. Tekrar iyi bir takım. Bakacağız, oyuncu da burada antrenmanını yapıyor. Ona göre bir değerlendirme yapacağız yani. Bir yerde oynayacak yani. Farioğlu ama düzgün kulüp. Hoca zaten geçen sene de çok istedi o zaman. Orada da başka şeyler çıktı işte. Kulüp başkanının yanındaki insanlar arıyor. İşte komisyonu yarı yarıya yapalım bilmem ne. Ben dedim neyi yarı yarıya yapayım? Yani bu istenen oyuncu hoca istiyor. Yani onlar kendi atmacalar var ya. Ha, para kazanmanın derdindeler yani. Öyle mi? Bu transferden tabii, tabii. Anladım. Ben hayatımda hiç aramayan adam arıyor. İşte merhaba abi biz bunu işte hocaya söyleyebiliriz. Ya zaten hocası zaten Karagümrük'ten. Sana ne lazım ki yani? Doğru. İşte komisyonu nasıl yapacağız bilmem. Yok dedim ben. Gerek yok, giderim oraya veririz. Gerçi orada da ödeme yapmadılar da.
Neyse avukatlar verdik. Gerekeni yapacaklar yani özgürce. Peki. Hayırlısı olsun. Olaylar öyle yani. Recep ne yapıyor? Recep Burak Yılmaz Hatay Spor'da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Bir İtalya'ya gittiler onlar da. Evet. İtalya'ya gittiler. İşte maçları falan var. Tabii takımdaki eskilerin tabii ki şeyi var ya, tedirginliği var yani. Depremden çıkıp falan kolay değil. 3 gün sonra herkes unuttu yani depremi. Hı hı. Şey olarak da iyi yani. Daha iyiler değil mi moral olarak? Daha iyiler. Topuk yaklasına gitti. Maçları vardı falan. İyi yani. Volkan Hoca iyi toparlamış onları yani. Hı-hı. Belediye başkanı da çok katkıları var Lütfü Savaş'ın. Evet. İyi inşallah hayırlısı olur Özgürcüğüm. Peki. Var mı ekleyeceğin son? Ama seni Arjantin'de seninle gurur duydum yani. Siz de benim duyduğum kadarıyla siz de çok popüler misiniz Arjantin'de? Sürekli Arjantin'e gidip geliyorsunuz Doğan abi. Siz de çok popüler misiniz? Beni geçtin Özgürcüğüm. Beni geçtin Özgürcüğüm solladan. Biliyorsun Rusya'da meşhursun. Ukrayna'da meşhursun. Her yerde meşhursun yani. Hangi kulübün başkanı söylemişti bu? Radyo diyor bu Özgür kim diyor. Radyo Spor başımıza bela oldu. Nereden duyuyorlar bu haberleri falan diye. Hangi kulübün başkanı söylemişti bu? Zenit. Zenit'in başkanı. Lüçeskin'in anlaşını ben sana söylemiştim. Evet. Sen haber yapınca nereden biliyor bunu? Ben diye bu Özgür'den kurtulamadık. Evet. Atamdan neyse transfer yasakları falan var da evet. Kendi içinde oyuncu alıp ediyorlar. Yani. Onlar için zor bir dönemde biz de haberleri patlatmıştık o zaman değil mi? Lüçeskin'in gideceğini duymuştuk biz, falan. Evet. Biz Rusya'daydım. Ali Yıldırım aradı o zaman. Fenerbahçe'nin Ali Yıldırım kaydı. Doğan heyecanlanma dedi sana bir iş veriyorum dedi. Fred'i gitti. Fred'i Şaklar'da oynuyor. Ali abi dedim heyecanlandım da ancak tişörtünü getirin ben onu dedim. 55 bin euro Manchester United'ı attılar. Evet. Şimdi şu anda Manchester United'daki oyuncu Fred. O dönem itibariyle Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi değil mi siz? Tabii gittik biz görüşmeye. Fred ne oldu için, Doğan abi tam olarak o Marlos sırada? Marlos için, Tyson için 55 milyon euro satılıyor. Özgür bir şey anladım. Gittik orada yemek yedik döndük. Gezdik orada. Başka ne? Anladım. Yermen'e Goyalı'ya gittik. 25 milyon euroya Dortmund'da sattılar. Hep önümüze bir şey çıktı ya. Doğru. Çok pahalı oyuncular. Şimdi... Zaten başkan zaten hazırlarım onları alsaydı. 5 sene şampiyon olurdu. Anladım. Şansı da gelmedi oyuncular şey yapmadı. Hmm. Öyle peki oldu yani. Şimdi Fred'in Türkiye'ye gelme ihtimali var mı? Galatasaray ilgileniyor transferiyle. Gelsin. Kaç yaşında oldu Fred? Ben konuştuğum şey 9 sene önce. Sizinki tabii daha önce. Shakhtar Donetsk'e ilk geldiği dönemlerden bahsediyoruz. Biz 23 yaşındayız ama bunlar yaşlı oyuncu alma meraklısı. Özel uçaklar bilmem neler getirirler yani. Anladın mı? Bilmem yani. 30 yaşında Fred. Son durumunda değil mi? 30 yaşında oynar yani. Ben beğendiğim bir oyuncu. İyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu değil mi? Yaratıcı özelliği var yani çok orta sahada. Oyuncu. Çok iyi oyuncu. Evet. Çok iyi oyuncu Özgür. Zaten iyi oyuncu olmasa 55 milyon euroları falan görür mü? Doğru söylüyorsunuz. Çok iyi oyuncu ama son durumunu bilmiyorum tabii. Brezilyalı'da biraz biliyorsun alkolik oluyorlar. Yaşantıları bazılarının kötü oluyor. Hmm. Onun son durumunu bilmiyorum yani. Peki. Kendine bakarsa oynar yani. Evet. Sevgili Doğan Ercan fikirlerini ve yaşadıklarını sizlerle paylaştı. Var mı ekleyeceğin son bir şey Doğan abi? İyi yayınlar dilerim Özgürcüğüm. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Arjantin'den selamlar. Arjantin'e selamlar. Burada, vallahi beni burada... geçsin yani. Seni geçmem lazım. Doğru. Biraz çaba sarf etmeniz lazım. Beni geçmeniz lazım. Bu arada Arjantin'den de bizim radyoyu dinliyorlar. Ya Türkiye'den göç eden insanlar. Noray Nakış vesaire. Özgür Oscar sizin arkadaşınız. Çok divaslı var orada. Evet dinliyorlar. Çok divaslı var orada. Biraz. Radyo sporu. Öğleden divaslı sonra çok, benim yaptığım programlar divaslı. Sabah saatlerine denk geliyor. Çok Sivaslı var şeyde. Evet. Buenos Aires'te. Evet göç etmiş işte Sivas'tan dedeleri falan. Yani gittiğiniz oraya ilgileniyor ediyorlar. Yani çok Ermeni dostlar var yani orada. Evet. Arkadaşlar var Bakırköy'den, Yeşilköy'den. Hep ilgileniyorlar yani şey yapıyorlar yani. Evet. Peki. Türkiye özlemi var yani hepsinin. Evet evet o yüzden ilgiyle dinliyorlar Radyo Spor'u. Hoşlarına gidiyor yani. Türkiye ile ilgili bir şeyler duyuyorlar. Seviniyorlar evet. Ya Türkiye'yi seviyorlar. Ben o depremde gittim. İşte depremden sonra gittim. Yani saygı duruşu falan var. Benim üstümde de milli takım tişörtü vardı. Hepsi geliyor sarılıyor şey yapıyor. Yani insan şey yapıyor. Seviyorlar. Türkleri çok evet, seviyorlar. Türkleri seviyorlar değil mi ama Arjantin'de? Çok seviyorlar. Çok evet, seviyorlar. Mesela başka ülkesi olsa
Umran'la ama Turco deyince Türk dizileri bütün Arjantin'de acayip ya, Türklerim acayip seviyorlar. Türk dizilerini izliyorlar. Felaket. Öbür taraftan da kaç bin kişi ölmüş, rahmetli olmuş. Adam bantı yere atıyor. Oruçla dalga geçiyor. Müslümanlıkla Türk düşmanı getiriyor büyük takımın başkanı özel uçakla. Evet. Çok şey var yani, anladın mı? Çok şey var. Anlatılacak çok şey var. Çok var işte. Orkun Arar konuşursun işte. Ha, Beşiktaş başkanlarını da almayın. Almayın boyunca Türk düşmanı, Müslüman düşmanı ama gidiyor. Ali Koç gidiyor alıyor onu. Neden mi? Onunla mı şampiyon olacak? Olmasın Fenerbahçe. 2 sene daha bekler yani. Orkun Kökçü'nün babası Ali Kökçü'yle konuştun mu meseleyi? 500-600 bin kişi ölmüş o depremde. O insanlara saygısız, bantı yere atıyor. Anladın mı? Terbiyesiz. Nasıl Hatay'a gidecek? Hatay'da maç oynayacak o. Ben onu düşünemiyorum. Yani. Anladın mı? Ya da başka yerde nasıl oynayacak o? Nasıl futbolcuların elini sıkacak? Orkun niye arasın direkt Beşiktaş başkanlığı şey orayı buraya? Almayın bu Türk düşmanı, Müslüman düşmanı. Anladın mı? Ama geliyor alıyorlar. Milyon euroları veya... İyi futbolcu olsa ne olacak Özgür yani, anladın mı? Adam olmadıktan sonra. Onun için orada bizi seviyorlar yani Arjantin'de. Evet, Arjantin'de Türkleri çok seviyorlar gerçekten. Doğan abi o ağzınıza sağlık. Saygı duruşu. Görüşürüz Özgürcüğüm, kendine iyi bak. Saygı duruşu demiştiniz. Saygı duruşu Arjantin'de. Saygı duruşunda şeyde evet yani adamlar böyle titriyor, ağlayanlar var, şey var. Yani gerçekten Arjantin Türkiye'yi çok seviyor. Çok da yakın yani. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim size. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. HDI Sigorta. Değerli Nijer, Altay Bayındır'la ilgili bir haber var. Bunun detayını sizlerle paylaşmak istiyorum. Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Altay Bayındır'ın transfer için kararını verdiği iddia edildi. Bakalım ne yöndeymiş transferle ilgili kararı. Hırvat file bekçisi yani Livakovic'ten iyisini alınabilir mi yönünde bir çalışma yapıldı. Kesin olarak bir yabancıyla yola devam etmeyi planlayan Sarı Lacivertli ekipte kale çok yüksek ihtimalle Livakovic'e teslim edilecek deniyor. Bugün gazetelerde çıkan haberlerde Milliyet'in haberine göre ayrılması beklenen Altay Bayındır'ın ise kalma daha yakın olduğu belirtildi. Avrupa'dan talipleri olan genç file bekçisi yabancı kaleci transferi sonrası ikinci kaleci pozisyonuna düşecek. Altay'ın buna rağmen kalıp forma mücadelesine devam etmek istediği öğrenildi. Altay'ın Fenerbahçe'de 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçen sezon Sarı Lacivertli formayla 40 maça çıkan 25 yaşındaki file bekçisi 45 gol yerken 14 müsabakada kalesini gole kapatmıştı. Altay Bayındır'la ilgili böyle bir gelişmeden bahsediliyor değerli dinleyiciler. Bence de Fenerbahçe bugün itibariyle yani 2 saat sonra değişebilir mi, değişebilir ama bugün itibariyle mevcut kalecilerle devam etme ihtimali daha yüksek olan bir görüntü sergiliyor. Çünkü Livakovic transferi bir hayli uzadı ve sezon başlıyor. Önümüzdeki hafta lig başlayacak ve ön eleme maçları zaten başladı, devam ediyor. Ankara Gücü Fransa Lig 1 takımı Clement Foot forması giyen Cem Türkmen'i kadrosuna kattı. Başkent ekibi 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transferini yakın zamanda resmi olarak açıklayacak. Şenol Güneş, sıcak havada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Dünkü maçtan sonra avantajlı bir skor elde ettiklerini ve orada da kazanarak turu geçeceklerini söyledi deplasmanda. Luis Nani yeni takımı Adana Demirspor'la ilk maçına çıktı. Başarılı bir görüntü sergilediği yorumları yapıldı Luis Nani ile ilgili olarak. Bir kez daha hatırlatıyorum. Mauro Icardi ailesiyle birlikte özel uçakta yola çıktı ve bu gece İstanbul'da olacak değerli dinleyiciler. Karim Benzema Suudi Arabistan macerasına harika bir golle başladı. Karim Benzema biliyorsunuz yıllarca Real Madrid'in formasını giydi ve sonrasında Suudi Arabistan'a bu yaz döneminde Suudi Arabistan'a gitme kararı aldı. Süper Lig'de önümüz açık, gümbür gümbür bir Samsun Spor gelecek diyor Yüksel Yıldırım, Samsun Spor'un başkanı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'den oyuncular çıkıyor. Ali Koç iyi dostum, onunla konuştum, 1-2 oyuncu olabilir. Gurbetçi 1-2 oyuncuyla görüştüm. Alman kulüpleri bonservis için 1-2 milyon euro daha istiyorlar. Biraz fazla bizim için. Avrupa'da görüştüğüm
3 tane kulüp var demiş. 3 tane oyuncu var, düzelterek söylüyorum. Bir tane Latin Amerika'da var. Oyuncuyla anlaştık. Kulüple anlaşmaya çalışıyoruz. Bonservisiyle alacağız. Hafta sonuna doğru getireceğiz. Bir kanat oyuncusu, bir forvet ve ikinci bir forvet düşünüyoruz. Bol gol atmak istiyoruz. Onun için ilerimizin iyi olması gerekir demiş Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Başkanı değerli dinciler. O da çok önemli bir projeyle Samsun Spor'a, Samsun Spor'un başına geldi ve tabii yatırım yaptı. Samsun Spor'da bir mülkiyet ilişkisi oluştu ve sonrasında Samsun Spor başarılı bir serüvenden sonra geçtiğimiz sezon şampiyon oldu. Direkt şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı. Ayrıca Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Morutsan'ı istedim Galatasaray'dan, Mitsu'yu, Çıkaldağ'ı istedik ancak onlar biraz bize pahalı geliyor. Ancak Morutsan'da durum belli değil. Ön eleme oynuyorlar. Nasıl gidecekler bilmiyorum. Tabii ama büyük olasılıkta onu satacaklar diyor. Morutsan'ı satacaklarından bahsediyor Yüksel Yıldırım. Galatasaray'ın Morutsan'ı satacağından bahsediyor. Orta Doğu'dan Suudiler çok para veriyor. Genç yaşında orada belki hayatında hiç göremeyeceği bir parayı orada 1-2 senede kazanıp dönmek gibi bir durumu olabilir demiş. Yine Samsun Spor Başkanı Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Morutsan'la ilgili olarak. Bence de Morutsan'a çok iyi bir teklif gelirse Galatasaray bunu değerlendirecek. Çünkü zaten Raçika'yı almayı planlıyor. Morutsan bence kampta iyi bir performans sergiledi. Yani Zaniolo'dan sonra Galatasaray'ın kamp çalışmalarında en iyi performansı sergileyen futbolcu Morutsan'dı. Arkadaşlarımdan aldığım bilgi bu yönde. Ama işte Raçika gelecek. Zaniolo zaten orada oynuyor. Morutsan'ın çok fazla süre alması mümkün gözükmüyor. Sağ kenarda ya da forvet arkasında çok fazla alternatif var Galatasaray'ın. Dolayısıyla Morutsan'a gelebilecek iyi bir teklif bence Galatasaray yönetimi tarafından değerlendirilecek. Zaten Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri de bunu teyit etmiş oluyor. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım, Taylan Antalyalı ile imza attık. Kampta takımla beraber Emre Kılıç ile anlaşmayı çok istiyorum. Başakşehir istiyordu. En son kendisiyle konuştuğumuzda Başakşehir ile anlaşacak gibi duruyordu. Bizim kendisi için istediğimiz, kendisini çok istediğimizi biliyor Emre Kılıç. Emre Kılıç'ı da kadromuza katmak istiyoruz demiş değerli dinleyiciler. Al Nassr kulübü Sadio Mane için Bayern Münih'e tam 37 milyon euro teklif etti. Sadio Mane normalde Bayern Münih'te kalmak istiyor ama Bayern Münih onun kalmasını istemiyor. Geçen sezon tatsız bir olay yaşanmıştı. Takım arkadaşına saldırmıştı Mane. Ve Mane'yi satmak istiyor. Bunun nedenle de çıkışı için her türlü önlemi almış durumda Bayern Münih'li yetkililer ve Al Nassr'dan gelen teklifi kabul edecek muhtemelen Bayern Münih. Bayern Münih bu arada Neuer'in sakatlığı, Sommer'in takımdan ayrılmasından sonra kaleci olarak De Gea'yı transfer etmek istiyor. De Gea da bu transfere sıcak bakıyor. Çünkü 10 küsur yıldan bu yana Manchester United'in kalesini başarıyla koruyor. Yani Manchester United iyi günler geçirmese bile De Gea gösterdiği performansla Premier Lig'de birkaç defa yılın kalecisi seçilmişti. İspanya milli takımında talihsiz goller yedi ve yerini kaptırdı. Ancak De Gea'nın pazarı hala yüksek ve Bayern Münih'e gitme olasılığı var. Bakalım bu transfer gerçekleşecek mi Bayern Münih adına önümüzdeki günlerde. Şimdilik veda ediyorum sizlere. Bu programda sonuna geldik. Final aşamasındayız programımızda ama yapacağım program bununla sınırlı değil. Biliyorsunuz öğleden sonra saat tam 15'te burada oluyorum. Spor Kazanı programı için sizleri de bekliyorum. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın. HDI Sigorta ters köşeyi sundu. HDI Sigorta.